Normalde hep vermeyi severiz ya ve alamayız. Nasıl bir ayar bozukluğuysa bu. Verdik, 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 tükendi. Şimdi sende yok. Yardım arıyorsun, kimse yok. Yardım ettiklerin de yok. Google'da soru sorarsın herhangi bir şeyle ilgili ve sana cevap gelir. Google'un karşısına oturduğun zaman Google bugün keyfin nasıl diye sormaz sana. Ya da hanımla aran nasıl, çocuk ödevlerini yaptı mı diye sormaz. Sen ne sorarsan onun cevabını verir sana. Bir şey fark ettim evrensel ilahi sistemin içinde. Biz soru sormadığımız sürece cevap gelmiyor. Biz genelde ne yaparız? İdare ederiz ya. Diyorlar ki tamam idare ediyor, karışmayın. Çünkü yardım istemeyi bilmiyoruz, hep yardım ediyoruz. Ama öyle bir an geliyor ki biz yardım edecek güce sahip değiliz. Tükeniyoruz. İşte bu noktada hakikaten enteresan bir yolculuk başlıyor hayatında. 100.000'den fazla kişiye bu şekilde seminer verdik. Milyonlarca internette takipçimiz var. Ve 10.000'den fazla birebir seans yaptım. Yani dinlemediğim insan kalmadı. Dinlemediğim insan kalmadı. Biri karşıma geldiğinde artık o kadar senaryolar aynı ki, ama hepimiz hep farklı bir şey yaşadığımızı sanırız ama senaryolar hep aynı aslında. Biri oturuyor, dur diyorum. Aldatıldın. Nereden biliyorsun? Terk edildin. Evet. Arkadaşına kefil girdin, ödemedi sana. Doğru. Borcunu da alamadın. Doğru. Eltin, görümcen, börülcen arkandan konuşuyor. Doğru. Kayınvalide seni çekemiyor. O da doğru. Nereden biliyorsun? Küreye bakıyorum dedim. Genelde kendimizi doğrucu başı görürüz. Doğru insan görürüz ve etrafımızdaki insanları farkına varmadan bir şekilde yargılarız. Kendi doğrularımıza göre tutmayanları kendimizce eleştirmeye başladık. Fark ettim ki ben kendi hayatımda aslında kendi yaptığım eleştiriler içinde bir şey fark ettim. Her kimi eleştirdiysem aynı sene de ben yaşamaya başladım. Burası çok enteresan. Yıllar önce ben güçlüyken, her şey yolundayken eleştirmişim birini. Aradan 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl geçmiş, aynı durumda ben duruyorum. Ve her kimi eleştirdiysem bugüne kadar, her kimi yargıladıysam, aynısını yaptığımı fark ettim. Nasıl bir çekim gücü bu? Yani ben bir şey düşünüyorum, bir şey yargılıyorum içimden ve o benim hayatıma doğru gelmeye başlıyor. İşte bunu fark ettiğim andan sonra dedim Bülent dur, senin kafanın içinde bir operasyon ekibi var. 10 kişi laptopla oturmuşlar, herkesi yargılıyorlar, eleştiriyorlar, biz doğrucu başıyık. Ya da ekip drama yapıyor kafanın içinde, zaten eşin seni sevmiyor. Zaten çocuklar sana kıymet vermiyor. Zaten o seni sevmiyor, bu seni sevmiyor. Başaramazsın, yapamazsın. Yani kafanızın içinde iki farklı senaryoda çalışan teknik arkadaşlar var. Ya sizi kurban yapıyor, ya da sizi doğrucu başı yapıyor. Yani her ikisinde de sizi sanki insanlardan kopartan bir hareket, yalnızlığa doğru çeken bir hareket var. Örnek vereyim size. Birçok kişi uyanın, uyanın diyor. Uyanmak ne demek? İnsanların ekseriyeti uykuda. Ve insanların ekseriyetinin hayatı da ziyanda arkadaşlar. Hakikaten ziyanda. Bir söz var, iki kapılı bir handayız. Birinciden girdik. Gün geldiğinde ikinci kapıdan çıkıp gidecek ama aradaki sürede ne yapıyoruz? Daha hayatımızın ne kadarını fedakarlık yaparak, kendimizi geriye atarak, başkalarını kurtarmaya çalışarak geçirecek. Bir gün uçaktayım ve uçakta ilk uçağa binişim. Hostes anons etti, dedi ki işte kemerleri böyle bağlayın,
yeleği böyle takın. Ve dedi ki, acil durumda dedi, maskeler çıkacak. Ve dedi, önce maskeyi kendine sonra çocuğuna tak dedi. Orada ben parladım. Dedim, siz ne biçim insanlarsınız? Size böyle mi öğretti atalarımız? Uçakta kızıyor mu istesem? İnsan dedim, önce çocuğuna takar bunu. Biz öyle öğrendik. Hostes de bana cevap verdi. Bana bak dedi. Olur da dedi, bu uçak bir sallanır dedi havada. Ne sen beni tanın ne ben seni tanırım dedi. O maskeyi dedi, önce tak kendine sonra çocuğuna tak. Çünkü kimse o saat dedi, kimseye yardım edemez. Ama biz nasıllık? Kahraman olmak istedik. Uçak sallandı, maskeler açıldı. Yan koltuk, arka koltuk, koridordaki herkese maskelerini takar ve gazetede yazar, pilota maskeyi takarken öldü kahramanca. Bugüne kadar zaten kendimizi feda ede ede bu duruma geldik. Bir gün bir arkadaşım bana geldi, dedi ki, ya hoca dedi, sen mübarek adamsın. Dedim, dur bakalım ne çıkacak bunun altından şimdi. Şimdi biri seni böyle övmeye başladıysa bir şey geliyor demek diyor, bir siparişi var. Bana dedi, öylesine dedi, altı rakam söylesene. Dedim, ne yapacaksın bu altı rakamı? Boş ver dedi, sen ağzından çıksın yeter dedi. 49'a kadar dedi, birden 49'a kadar. Dedim, loto yani bir anda hazır para kazanarak dedim, şu an içinde bulunduğun durumu düzeltmeye çalışıyorsan dedim, yanılıyorsun. Düşünsen dedim sana 300 trilyon çıktığını, ben dedim ne yapacağımı biliyorum dedim. Dedim, dur tahmin edeyim, önce parayı alırsın, ailenin hesaplarını aktarırsın, hanımı dedim boşarsın, yeni bir sevgili alırsın ve bu ülkeden gidersin. Sonra dedi, bak dedim, Einstein'ın bir sözü var. Şu an içinde bulunduğun durumu şimdiki bakış açından çözemezsin. Çünkü şu an içinde bulunduğun durumun tek sebebi şimdiki bakış açındır. Başka şansın yok. İşte bunu fark ettim de kendi hayatımda. Yani bakış açımı ne zaman ki fark ettim. Ben kendimi değiştirmek istemiyorum ve etrafındaki herkesi değiştirmeye çalışıyorum. İstiyorum ki o değişsin, o değişsin, o değişsin, o değişsin. Herkes değişsin istiyorum ama ben değişmek istemiyorum. Einstein'ın bir sözü daha var, hoşuma gider. Hayattaki diyor en büyük aptallık, her seferinde aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemektir diyor. Ve ben hep aynı şeyler yaptım, onların değişmesini istedim. Ve hep suçladık birilerini. Şimdi sizden bir şey istiyorum. Elinizi şöyle yapın. Şöyle yapın hepiniz. Herkes kaldırsın elini. Senin yüzünden oldu desin. Senin yüzünden. Beni gösterme başka yere. Senin yüzünden oldu. Şimdi bakın bakalım. Diğer üç parmak kimi gösteriyor? Bunu ne zaman göstersem hemen şöyle yapıyorlar. Beşini birden. Senin yüzünden oldu şöyle. Artık birazcık değişmek lazım arkadaşlar. Birazcık değişmek lazım. Biz hep verici olduk. Kendimizi hep erteledik. O yüzden diyorum, uykuda insanla uyanık insan. Uyanık, uykuda insan nedir biliyor musunuz? Sabah gözünü yataktan açıyorsun. Gözünü açtığın andan itibaren başlıyor düşünceler. Şimdi kalk giyin. İşe gideceksin, okula gideceksin. Yemek hazırla, kahvaltı hazırla. İşe git ya da okula git. İşte toplu taşıma araçlarına bin. Onu yap, çocuğun derdi, bunun derdi. Daha çorabını giymedin ayağına.
Çorabını giymedin ama akşama kadar yaşayacağın her şeyi travma şeklinde kafandan bir geçirdin. Ne zaman ki fark ettim, eleştirdiklerimi hayatıma çekiyorum, yani ben yapıyorum aynısını, o zaman sabahtan akşama kadar o gözümü açıyorum, daha çorabı giymeden, dişimi fırçalamadan milyon tane problem geçiyor akşama kadar yaşayacağım. Onları da hayatıma çektiğimi fark ettim. Nasıl yargılıyorum, hayatıma çekiyorum, içimden yazdıklarımı da hayatıma çekiyorum. İşte uykudaki insan kafasına bir düşünce gelir ve o düşünce başlar onun kafasında bir kurçuk gibi gezmeye. Aramızda bazıları kendini diğerlerinden çok daha akıllı görüyor benim gibi. Şimdi akıl ne işe yarar? Senin kafana bir düşünce geldi işle ilgili. Aynı anda senin zihnin kayınvalide ile ilgili, kayınpederle ilgili, eşinle ilgili, patronla ilgili, iş arkadaşlarınla ilgili, çocukla ilgili, her şeyle ilgili aynı anda çok dert düşünebilecek kapasite demektir akıllı bir beyin. Akıllı beyin çok düşünebilen demektir. Neyi? Derdini. Aynı anda bir sürü dert düşünür. Ama gülüyorsun ona aptal diye. Aptal işte, kafası benimki gibi çalışmıyor. Şimdi bak bakalım, git onun açısından bak hayata. Garip gözünü açıyor. Kafa çalışmıyor, doğru. Bir derdi var. Şimdi ikinciyi aynı anda düşünemiyor. Bir dert düşünüyor. Yarıya gelene kadar da ben ne düşünüyordum ya, boş ver. İşte şimdi akıllı olmak böyle bir şey arkadaşlar. Akıl aynı anda çok dert düşünebilmek demektir. Dedim Allah'ım bu aklı ben kullanamıyorum. Ben bu aklı ziyan ediyorum ve birçok ayette de aklınızı kullanın, ben size akıl verdim diyor. Ama biz o aklı sürekli Ayla ne giydi? Necla'nın kıyafeti nasıl? Onun çocuğu benimkinden neye daha başarılı? Benim arabam yok, onun var. Şimdi dışta hepimizin çok güzel bir maskesi var. Maske, güçlüyüm, harikayım, her şey yolunda. İçerideki kaleler yıkıldı arkadaşlar çoktan. Şimdi o içerideki enkazları toparlama vakti geldi. Toparlanma vaktimiz geldi. Yani özümüze dönme vakti geldi, özümüze. Öz nedir biliyor musunuz? Ben diyor, yeryüzüne halifemi yarattım diyor ve onu birçok boyuttan üstün kıldım ve ona kendimden üfledim. Şimdi bizim içimize dönüp Rabbimizin bize üflediğini bulmamız gerekiyor. Biz onu hep dışarıda arıyoruz. Şimdi buraya dönüp unuttuğumuz şeyi, özümüzü bulmamız gerek. Peki, öze nasıl gidecek? Bir gün bir soru sordum. Allah'ım dedim. Hep soru bakın. Onu öğrendim, siz de öğrenin. Doğru soru. Doğru soru. Yani şunu sormayın. Bugün ben turuncu etek mi giyeyim, sarı etek mi giyeyim? Bu değil soru. Bugün mesela şöyle. Doğru soru. Ben aklımı nasıl daha iyi kullanabilirim? Bak bu hayırlı bir soru. Ben bana verilen bedeni, bana emanet edilen bedeni nasıl daha iyi koruyabilirim? Bakın korumak. Çünkü emanet. Bir arkadaşın sana bir şeyini emanet ediyor. Çocuklara dokunmayın diyorsun. Ellemeyin. Emanet, emanet, emanet. Allah'ın bir insanının verdiği sıradan bir emanet. Ona gözün gibi bakıyorsun. Peki biz bu güzel emanetimize hiç o hassasiyeti gösteriyor muyuz? Göstermiyoruz. İşte bunu fark ettim. Düşünce nasıl bir şeydir kafamızda biliyor musunuz? Düşünce daha büyük bir düşünceyi besler. Buraya dikkat edin. Düşünce daha büyük bir düşünceyi besler. Örnek. Çok sevdiğim bir örnek. Aranızda çakmağını biri aldığı zaman sinir olanlar kimler? Çakmağı alındığı için sinir olanlar. Kalemi alındığı için sinir olanlar. Daha çok kalem.
Düşünün ki iş yerindesiniz, masanda bir kalemin var. Yani uyduruk bir kalem. Yani 10 sent bile değil. Ama o an o kaleme ihtiyacın var. Çünkü aklında bir şey var ve yazmak istiyorsun. Geldin, biri kalemi her zamanki gibi senin masadan götürdü. O an ilk düşündüğün şu, kalem nerede? Bakın kalem nerede? İki kelime. Bu kalemi yine kim aldı? Bak düşünce büyüyor, dikkat edin. Çünkü küçük bir düşünce büyüğü çeker. Kim aldı? Allah'ım ben bu insanlara söylüyorum ya, almayın bu kalemi. Ama alıyorlar. Biraz daha büyüdü düşünce kafamızda. Zaten bu iş yerinde kimse bana saygı duymuyor arkadaş. Ben anlamıyorum bu insanları. Eve gidiyorum, eşim aynısını yapıyor, çocuklar aynısını yapıyor. Buraya geliyorum, aynısını yaşıyorum. Nasıl bir yer burası ya? Nasıl bir dünyadayım ben? Allah Allah, kalemden, 10 sentlik kalemden nereye gittik? Ve başlıyorsun. Allah'ım artık vallahi bıktım. Bu hayat gerçekten çekilmez. Ben anlamıyorum bu insanları. Ve neredeyse kendimizi bu dünyadan ben gitmek istiyorum diyecek kadar bir tükenmez kalem hayatımızı sallıyor arkadaşlar. İşte uykudaki insan bu düşünceleri ard arda yaşar. Ard arda. Oturuyorsun evdesin ya da sokaktasın. Her gün can ciğer olduğun arkadaşın o gün senin yanından ya nasılsın Bülent dedi. O heyecanla geçen haftaki heyecanıyla seni karşılamadı. İki hafta önce kucak kucağıydın kendisiyle, kankaydınız, geldi. Soğuk davran, nasılsın dedi, gitti. Gitti. Sen burada. İşte insanlık böyle. Biz ona dünyanın iyiliğini yaptık. Gel sen ayaküstü seslen ve git. Ben sana yapacağımı bilirim. Şunu fark ettim, düşünceler beni yönetiyor. Düşünceler beni yönetiyor. Sanki benim içimde, benimle birlikte düşünen birileri daha var, operasyon ekibi. Burada. Operasyon ekibi sürekli her konu hakkında yargı yapıyor. Seni sevseydi böyle yapmayacaktı. Şimdi A şıkkı, ona vereceğin cevap şu, hadi lan. B şıkkı, evet. Beni sevseydiler böyle yapmazlardı. Gidiyorsun annenle bir şey konuşasın, elinde cebinden bir liste çıkartıyor, uzun. Sana sütümü helal etmem, seni karnımda 9 ay taşıdım. Diyorum bismillah, liste hazır, internette var bu listeler. Yani karşıdaki kişi kendi istek ve arzusunu yapmak istediği zaman ve bizimkine ters düşüyor, biz hemen onun üstünde bir hakkımız varsa ortaya koyuyoruz. Hemen buradan avantaj elde etmeye çalışıyoruz. Evet, hazır burada 1000 kişiyi bulmuşken bir nefes çalışması yapalım mı arkadaşlar? Nefes çalışması daha önce yapmayanları bir göreyim. Yapmayanları. Güzel. Daha önce bizim videolarımızda yapanlar var mı? Tamam. Yapanlar biliyorsunuz ne yapacağımızı. Şimdi bilmeyenler var ya, onlar gözlerini kapattıklarında siz cebinizden o sopayı evden getirin dedim ya size. Evet. Kapıları kilitleyelim arkadaşlar. Bir gün şey dedim, biz gizli bir örgütük. Aranıza adamlarımızı serpiştirdik. Şimdi yapacağımız şu, lütfen telefonlarımızı komple kapatalım.
sessiz cebinizde çalsa bile sizi rahatsız eder. Komple bir kapatalım. Önce sizi seviyorumla ilgili bir küçük hikaye anlatmak istiyorum. Sonra nefes çalışmamıza geçecek. Eski bir saray varmış. Çok büyük bir kapısı varmış. Eski bir kapı. Ve bu kapının menteşeleri paslanmış. 10 tane güçlü asker zorla açıyor kapıyı ve zorla kapatıyorlar kapıyı. Yaşlı bir bilge gelmiş ve o menteşelere birer damla yağ damlatmış. Ve demiş ki sevgi de böyle bir şey. Ve bir kişi o kapıyı kolaylıkla açıp kapatmış. Hayatımızın içinde bugüne kadar her ne arıza yaşadıysak sevgi eksikliğinden de başka bir sebebi yok. Başka hiçbir sebebi yok. Bu hayatta o bir damla yağ için yapmadığımız akrobasi, yapmadığımız fedakarlık kalmadı. Şunu öğrendim hayatımda. Ben hep ilgi vermişim, ilgi vermişim, ilgi vermişim. Karşılığında takdir beklemişim. İlgi vermişim, karşılığında sevgi beklemişim. İlgi vermişim, karşılığında onaylanmak istemişim. Eğer o gün biraz böyle moralim bozuksa, yani daha çok ilgiye, yani sevgiye ihtiyacım varsa, kendimi daha çok feda edip, daha çok ilgi vererek sevgi dilendiğimi fark ettim. Eğer bendeki sürahi bozsa, sevgi sürahisi, hayatımdaki kimsenin kabını dolduramam. Bu dönemde artık ticaret bitti. Yani kendini feda edip sevgi alma dönemi bitti. Bu bir ticaretti arkadaşlar. Bilmedik, böyle yaptık. Bir gün biri geldi karşıma, dedi ki hocam ben seni çok seviyorum. Dedim sana bir soru soracağım. Sor dedi. Sen dedim aynaya baktığında kendi gözlerine ne düşünüyorsun? Ben hiç kendimi sevmiyorum dedi. Sen dedim sadece beni kendini sevebildiğin kadar sevebilirsin. Çünkü daha fazlasını deneyimlemedin, bilmiyorsun. Evet gençler, gözlerimizi kapatıyoruz. Ayaklarımız çapraz değil. Birazdan amuda kalkacağız hep beraber. 10 dakika amuda kalkıp durduğumuzda ışığı görecek hep birlikte. Evet, ellerimiz çapraz olmuyor. Burundan yavaşça nefes alıyoruz. Ve burundan yavaşça nefes veriyoruz. Yavaşça derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Yavaşça derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Yavaşça derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Huzur içinde olduğunu hisset. Ve bir nefes daha al. Ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al ve yavaşça nefes ver. Çok güzel bir kumsalda, yumuşacık kumlar üstünde yalın ayak ilerlediğini hisset. Derin bir nefes daha al ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha ve yumuşacık kumların üstünde ilerlediğini hisset. Derin bir nefes daha al
ve yavaşça nefes ver. Ve ayaklarının altında yumuşacık kumları hisset. Dalgaların köpüklerinin ayaklarının arasından geçtiğini hisset. Ve derin bir nefes daha al. Ve yavaşça nefes ver. Yumuşacık kumların üstünde ilerlerken biraz ileride küçük bir çocuk var. Senin çocukluğun. O çocuğa doğru yaklaş ve seslen. Senin çocukluğun, yıllardır unuttuğun küçük bir çocuk. Seni özledim de o çocuğa. Seni çok özledim. Yıllar önce unuttuğun küçük bir çocuk. Ve o küçük çocuğa seslen. Seni seviyorum. Ve derin bir nefes al. Ve o küçük çocuğun kokusunu içine çek. Çocukluğunun özlediğinin kokusunu içine çek. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça nefes ver. Ve şimdi avuçlarımızı ovuşturuyoruz. Ve sol avucumuzu sağ omzumuza ve sağ avucumuzu sol omzumuza koyuyoruz. Ve bu dünyadaki en tatlı çocuğa sarılın. Bu dünyadaki en güzel çocuğa sarılın. Ve ona şunu söyleyin. Seni özledim. Seni özledim. Seni çok özledim küçük çocuk. Derin bir nefes al. Ve nefes ver. Derin bir nefes al. Ve nefes ver. Ve şimdi hep birlikte yüksek sesle tekrarlıyoruz. Küçük çocuk, yıllardır seni unuttuğum için lütfen beni affet. Çocukluğumu yaşamadığım için lütfen beni affet. Şu anda itibaren senden özür diliyorum. Senden af diliyorum. Ve seni seviyorum. Lütfen beni affet. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Seni çok özledim. Seni çok özledim. Lütfen beni affet. Sen büyürken insanlar ne söylerse söylesin bu senin değerini hiçbir zaman azaltmaz. Sen her zaman değerlisin. Sen her zaman yeterlisin. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki varsın. Sana teşekkür ederim. Derin bir nefes al. Oh be. Derin bir nefes daha al. Ağızdan oh be. Derin bir nefes daha al. Oh be. İyi ki varım. Derin bir nefes daha. Oh be. İyi ki bu dünyadayım. Derin bir nefes daha. Oh be. İçimdeki çocuğa söz veriyorum. Bundan böyle. Önce sen. Sonra sevdiklerimiz.
Önce sen, sonra sevdikleriniz. Derin bir nefes daha. Güçlü. Oh be! Daha güçlü. Doldur. Oh be! Bir daha. Doldur. Tut. Bir daha. Doldur. Tutuyoruz. Tut. Oh be! Beşinde ellerimizi bir daha ovuşturuyoruz. Ve ellerimizi yanaklarımıza koyuyoruz. Kapatın gözlerinizi. Bu eller, bu hayattaki en çok özlediğiniz insanın elleri olsun. Hissedin onu. Bu hayatta en çok özlediğiniz insanın elleri olsun. Hissedin. En çok özlediğiniz insanın elleri olsun. Onun kokusunu, sıcaklığını hissedin. Ve ona seslenin. Seni özledim. Seni çok özledim. Bilerek ya da bilmeyerek seni kırdıysam lütfen beni affet. Lütfen hakkını bana helal et. Bilerek ya da bilmeyerek seni kırdıysam lütfen beni affet. Ben hakkımı sana helal ediyorum. Lütfen sen de bana hakkını helal et. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Lütfen beni affet. Ben seni affediyorum. Her neredeysen seni özgür bırakıyorum ve seni affediyorum. Seni özgür bırakıyorum ve seni affediyorum. Derin bir nefes al. Affediyorum. Derin bir nefes al. Bağışlıyorum. Derin bir nefes al. Hayatıma devam ediyorum. Derin bir nefes al. Ben değerliyim. Derin bir nefes al. Ben yeterliyim. Derin bir nefes al. Kendimi de affediyorum. Derin bir nefes al. Ben kendimi affediyorum. Ve ellerimizi bir daha ovuşturuyoruz ve yanaklarımıza koyuyoruz tekrardan. Bu eller bu dünyada olsun olmasın, aranız iyi ya da kötü olsun fark etmez, babanızın elleri olsun. Ve ona seslen, baba neredesin? İçinden baba neredesin? Ona seslen. Ona kırgın olabilirsin. Bu dünyada olsun olmasın, önemli değil. Ona seslen, baba neredesin? Ben bugün bir karar alıyorum. Ve seninle helalleşmeyi seçiyorum. Bilerek ya da bilmeyerek seni üzdüysem, seni kırdıysam bana hakkını helal et. Ben sana hakkımı helal ediyorum ve her neredeysen mutlu olmanı niyet ediyorum. Baba seni seviyorum. Bana sevgini söylemesen de beni sevdiğini biliyorum. Derin bir nefes al. Affediyorum. Derin bir nefes al. Özgür bırakıyorum. Derin bir nefes al. Bağışlıyorum. Ve ellerimizi bir daha ovuşturuyoruz.
ve yanaklarımıza tekrar koyuyoruz. Bu sefer bu eller ister hayatta olsun olmasın, ister aranız iyi ya da kötü olsun fark etmez. Annenizin elleri olsun. Ve seslenin annenize, anne seni özledim. Neden mutlu değilsin? Kendini feda ederek hiçbir şeyi kurtaramadığının farkında mısın? Anne artık mutlu ol. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Lütfen bana hakkını helal et. Ben hakkımı sana helal ediyorum. Her neredeysen mutlu ol anne. Ben mutlu olmayı seçiyorum. Ben mutlu olmayı seçiyorum. Senin gibi olmayacağım dediğim için senin durumundayım anne. Bu yüzden kendimi de affediyorum. Her kimi yargıladıysam affediyorum ve af diliyorum. Derin bir nefes al. Affediyorum. Derin bir nefes al. Bağışlıyorum. Derin bir nefes al. Kendimi affediyorum. Derin bir nefes al. Ben değerliyim. Derin bir nefes daha al. Ben yeterliyim. Derin bir nefes daha. Bugün yeni bir karar veriyorum. Ve ben hayata yeniden başlıyorum. Kendimi affediyorum. Beni üzen, beni kıran, herkesi affediyorum. Ve şu andan itibaren yeniden başlıyorum. Ben mutlu olmayı hak ediyorum. Bunun bedelini fazlasıyla ödedim. Ve bugünden itibaren ben mutlu olmayı seçiyorum. Ben huzurlu olmayı seçiyorum. Ben sağlıklı olmayı seçiyorum. Ben yeterliyim. Ben değerliyim. Bu dünyada ben de varım. Kendimi feda ederek hiçbir yere gidemediğimin farkındayım. Bundan böyle önce içimdeki çocuk, sonra sevdiklerim. Önce içimdeki çocuk, sonra sevdiklerim. Derin bir nefes al. Oh be! Derin bir nefes. Oh be! Daha güçlü. Oh be! İyi ki varım. Derin bir nefes daha. Oh be! İyi ki bu dünyadayım. Derin bir nefes daha. Ben kendimi seviyorum. Derin bir nefes daha. Yaratılmış her zerreyi seviyorum. Derin bir nefes daha. Kendimle barış içindeyim. Derin bir nefes daha. Herkesle barış içindeyim. Derin bir nefes. Oh be! Derin bir nefes. Oh be! Derin bir nefes daha. Oh be! Ve şimdi ellerimizi bir daha oluşturuyoruz. Ve o güzel kalbimizin üstüne koyuyoruz. Bugüne kadar konuşmadığımız yerle, sevgili kalbim, senden özür diliyorum. Yıllardır alınganlıklarla, öfkelerle, kırgınlıklarla,
Seni doldurduğum için lütfen beni affet. Benim inatçılıklarıma, her şeyi bilirim dememe rağmen tıkır tıkır attığın için seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Senin tıkır tıkır halini seviyorum. İyi ki varsın. Bundan böyle sana söz veriyorum. Seni sevgiyle dolduracağım. Kim ne yaparsa yapsın, ben hayatımı helal yoldan yaşadıktan sonra kime ne? Kime ne? Kime ne? Derin bir nefes al. Oh be! Tıkır tıkır kalbim var. Derin bir nefes al. Oh be! Tıkır tıkır kalbimi seviyorum. İyi ki varım. İyi ki bu dünyadayım. Ve ellerimizi bir daha ovuşturuyoruz. Ve bu sefer karnımıza koyuyoruz. Şimdi hesaplaşma vakti. Sevgili bedenim, yıllardır seni başkalarına köle ettiğim için lütfen beni affet. Seni ertelediğim için, seni ihmal ettiğim için lütfen beni affet. Bana hakkını helal et. Bugünden itibaren aynaya her baktığımda sana söylenmek yerine, seni beğenmiyorum demek yerine, sen ne kadar güzel bir şeysin. Seni seviyorum. Ve sana iyi bakacağıma söz veriyorum. Derin bir nefes al. Güçlü. Oh be! Derin bir nefes al. Doldu, 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 doldu. Oh be! Benim sesim daha çok çıkıyor. Doldu, 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 doldu. Oh be! İyi ki varım. İyi ki bu dünyadayım. Şükürler olsun. Hamd olsun. Ben değerliyim. Rabbimin arzuladığı saf ve temiz ışığım. İyi ki varım. Ben sevgiyim. Sevgiyim. Ben sevgiyim. Ben sevgiyim. Şükürler olsun. Hamd olsun. Derin bir nefes. Oh be. Derin bir nefes daha. Oh be. Buna değdi. Hoş geldiniz. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Şimdi bakalım yaptığımız çalışma işe yaramış mı? İçinizdeki çocuk sizi affetti mi? Öğrenmek istiyor musunuz? Şimdi bayanlar, kucağınızdaki bagajlarınızı kenara koyun. Bir ayağa kalkalım. Evet. Şimdi vücudumuzu rahat bırakıyoruz. Eller aşağıda. Nasıl? Hayır canım, bayanlar, beyler, herkes ayağa. Şimdi vücudumuzu rahat bırakıyoruz. Sizden istediğim 3 tane yavaşça derin nefes alıp burundan, yavaşça burundan derin nefes verecek ve bir sessizlik. Ben örnek gösteriyorum. Vücudumuz öne ya da geriye doğru hareket edebilecek gibi rahat bırakın kendinizi. Ve şunu söyleyin. Tüm kontrolculuğumu bırakıyorum. Şimdi içinizden şu soruyu sorun. İçinizden. Küçük çocuk, beni affettiysen vücudum öne doğru yatsın. Senin gönlünü almam gerekiyorsa vücudum geriye doğru yatsın. İçinizden sorun. Kimse kimseye bakmıyor arkadaşlar.
Konsantre olanlar bunu başaracak. Masaya yaslanmayalım. Çok güzel. Öne doğru gelenleri bir göreyim. Güzel. Geriye doğru gidenler. Güzel. Hareket edemeyenleri göreyim. Tamam, gidebilirler arkadaşlar. Şimdi oturmuyoruz. Şimdi bugün sabahleyin kim herhangi birini öfkelendi? Böyle öfkeli birini istiyorum, sinirli öfkeli. Hızlı ve Öfkeli filmi var ya. Size alayım hanımefendi. Evet, buyurun. Arkanızdaki bayan. Evet, hoş geldiniz. Şöyle alayım sizi. Şimdi çok ciddi bir çalışma yapacağız arkadaşlar. Hoş geldiniz. İsminiz nedir? Cahide Hanım, hoş geldiniz. Şimdi hiç acı hissetmeyeceksin. Testlerimiz... Yüzünü buraya dönmeni istiyorum. Şimdi arkadaşlar, bir insan buradaki salondaki 1000 kişiyi sadece zihnindeki öfkeyle nasıl yerinden sallar? Hazır mısınız? Sadece sizden yine 3 nefes alıp veriyorsunuz. Vücudunuzu rahat bırakın. Öfke sizi, bakın bakalım, hangi yöne doğru itecek? Sabah kolayı hatırla ve öfkelen. Olma öfkelen. Geleceğim dedi. Şimdi geliyorum. Hala yok. 1 saat oldu. 2 saat sonra gel. Geriye doğru gitmeye başladınız mı? Hissettiniz mi geriye? Tamam. Gözlerini kapat. Birilerine kız içinden. Sadece oğluna değil. Kız, mahalleye kız. Eller yanda olsun sadece. Kız birilerine. İçinden kız. Sizin yüzünüzden oldu. Bunu bana siz yaptınız. Beni hasta ediyorsunuz. Geriye doğru gidiyor musunuz arkadaşlar? Geriye doğru gidenleri göreyim. Güzel, başarıyoruz. Şimdi dur bakalım. Şimdi hanımefendinin sizi görmesi için bir olaya öfkelenmeni istiyorum tekrardan. Geriye doğru gidenler bir elini kaldırsın sonra. Bir öfkelen içinden. Evet. Daha çok hissettiniz mi? Güzel. Şimdi. Birlikte bir çalışma yapacak onunla. Aynısını içinizden söyleyebilirsiniz. Anlaştık mı? Şimdi ben tekrarlamanı istiyorum. Affediyorum. Oğlumu olduğu gibi kabulleniyorum. Onu değiştirmeye çalışmaktan vazgeçiyorum ve ona saygı duyuyorum. Ben güvendeyim. Oğlum güvende. Hepimiz ilahi koruma altındayız. Hepimiz güvendeyiz. Ben kendimi seviyorum, oğlumu seviyorum. Şimdi nereye doğru geliyorsunuz? Öne doğru. Öne doğru gelenleri göreyim. Harika. Şimdi, teşekkür ederim. Şu an saat 6:20 geçiyor. 11'e kadar buradasın bu şekilde. Teşekkür ederim, alayım sizi. Bir alkış alın. Şimdi bir oturalım 2 dakika. Yine kalkacağız birazdan. Gelelim kuantum düşünce tekniğindeki o bilim adamlarının çıkıp Avrupa'da, Amerika'da kuantumu keşfettik diye bir şey anlatıyorlar. Biliyorsunuz değil mi? Dön Kur'an oku. Kur'an'da bunlar gaybın sırları diye geçiyor. Yani bundan kaç yüz yıl önce bize bu bilgiler gelmiş. Şimdi kullanma vakti arkadaşlar. Yani kuantum yeni bir şey değil.
Sadece birileri süslemiş, paketlemiş, satıyor. Evet, şimdi diyelim ki şöyle bir düşüncemiz var. Niye ailem benden uzaklaşıyor? Niye arkadaşlarım benden uzaklaşıyor? Güzel olaylar benden niye uzaklaşıyor? Niye benim iş yerime müşteriler daha az gelmeye başladı? Niye bereketim azalmaya başladı? Şimdi bunu anlatmak istiyorum size ama enerjiyi hissettirmek daha önemli. Çünkü hissettiğimiz zaman derler ya, bir nüsibet bin nasihattan iyidir. Şimdi size bu aralar işleri eksiye doğru giden biri var mı? Restorantında veya iş yerinde. Sizi bir alayım. Hoş geldiniz. İsminizi de alayım. Özlem Hanım, hoş geldiniz. Şimdi birazdan yavaş yavaş yerden yükseldiğini hissedeceksin. Korkma. Rengin yeşil olacak. Şimdi ne iş yapıyorsunuz? Solaryum. Şimdi güzellik uzmanı diyelim biz. Şimdi Özlem Hanım, seni şuraya alayım. Orası senin evin olsun. Anlaştık. Orası senin evin. Burası da iş yeri. Anlaştık mı arkadaşlar? Bir şeyi hissedecek. Lafla olmaz, hissedecek. Şimdi ayağa kalkalım hep birlikte. Ve hazır olun hayatınızı hissetmeye. Aslında Özlem Hanım, sizsiniz. Şimdi burada gözlerini kapat. Şu an uykudasın. Sabah sizden istediğim Özlem Hanım'ı hissetmenizi istiyorum sizden ve geriye doğru nasıl itecek sizi bir bak. Sabah evindesin. Alarm çaldı ve yataktan kalkmak istemiyorsun ama kalktın. Zihninde hazırlanmaya başla. Evin içinde ne yapıyorsan aklından geçir ama sinirlenerek geçir. Eller bağlanmasın. Sinirlenerek geçir aklından. Ya şimdi tekrar işe gideceğim, taksitler var, ödemeler var. Hayatımdaki kişi zaten bana değer vermiyor, zaten beni sevmiyor. Düşün bunu, geril biraz. Ve şimdi bu gerginlikle çık kapıdan, aç gözlerini. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yoldasın şu an. Yoldaki, bak yavaş yürü. Yoldaki düşüncelerini hatırla. Evden işe giderken ne düşünüyorsun? Yine bu şehri kirlettiler, yine bilmem vergiler fazla, yine bilmem kim öyle. Aklımızdan geçen düşünceler, gel, öfke. İş yerine gel. Gerginsin şimdi iş yerinde. Bugün hiç telefon çalmıyor. İnsanlar nerede ya? Bu kadar da yatırım yaptık. Ne olacak bunun şeyi? Nasıl ödeyeceğim? Ama aynı anda erkek arkadaşım ya da bilmem annem ya da babam ya da kardeşim bilmiyoruz. Birileri kırıyor seni ya da kullanıyor. Senden sürekli para ver. Bir şey istiyorlar senden. Böyle bir şey cin zihninde canlandır. Nasıl hissediyorsunuz? Geriye doğru gidiyor muyuz? Evinizden söylenerek çıktığınızda, söylenerek geldiğinizde ve iş yerinize söylenerek girdiğinizde insanların çoğunu itersiniz. O gün derler ki Özlem'e gidip solaryum yaptırayım ama o bir aksilik yaşar ve sana gelemez. Niye? Çünkü sen bir enerjiyle onu itiyorsun dışarıya doğru. Şimdi bunu şifalamak eğer zor derseniz çok zordur, kolay derseniz çok kolaydır. Kolaydan gidiyorum. Anlaştık mı? Siz hepiniz solaryuma gidecek müşterilersiniz. Seni eve geri alayım. Evine. Şimdi kapa gözlerini. Kapa gözlerini. Birinci adım. Özlem yaptığı işi seviyor. Yani alarm çaldığında diye ayağa kalkıp ben işimi seviyorum diye başlıyor. Başla. Ben işimi seviyorum.
Yaptığım işi seviyorum. Güzel bir kahvaltı hazırla kendine. Ben bu güzel kahvaltıyı hak ediyorum. İlla bir başkası varken değil, yalnızken de kendime güzel bir kahvaltı hazırlamayı hak ediyorum. Şimdi çık evinden, yavaş yavaş keyfin yerinde, güzel bir mağaza açılmış. Bravo adamlara, başarmışlar. Niye onun mağazası var değil, başarmış. Yürü biraz daha. Gerçekten bu insanları takdir ediyorum. Gel iş yerine, ben iş yerimi seviyorum. İnsanları seviyorum. İyi ki varlar. Bugün bol bol insana arzu ettikleri güzelliğe kavuşması için yardımcı olmak istiyorum. Şöyle bir düşünce yok. Bak şu düşünceyi takip et. 10 kişi gelirse 100 erodon 1000 lirayı kazandım mı, çok para kazandım. Geriye doğru itti mi sizi bu düşünce? Para hesaplamayın hiçbir zaman. Çünkü diğer insanlar para hesapladığınızı duyar ve hisseder buradaki gibi. Siz sadece hizmete odaklanın. Takdir zaten, siz iyi yapıyorsanız işinizi, kendinize ve işinize değer veriyorsanız, karşınıza sizi takdir eden insanlar gelecek. Eğer siz işinizi sevmiyorsanız ve pazarlıkçı biriyseniz, rekabetçi biriyseniz, hayatınıza hep size sorun çıkartan, ödemelerini zor yapan, geciktiren insanlar gelecek. Çünkü çekiyorsun, itiyorsun, çekiyorsun, itiyorsun. Burayı hissedebildiniz mi arkadaşlar? Hayatımızın sırrı burada. Oradan yataktan kalkıp işine gelene kadar iki seçimin var. Olmuş bitmiş olayları düşüne düşüne gelip aynısını yaşamak ve bereketini kapatmak, ya da oradan kalkarken geçmişte yaşadığım her şey Rabbimin bir sınavıydı. Ben dersimi aldım, akıllandım. Önce içimdeki çocuk, sonra sevdiklerim, yaptığım işi seviyorum, keyfim yerinde. Ve keyifle geldiğinde bereketi kendine doğru çekiyorsun. İşte sır burada arkadaşlar. Siz kendinizi sevmezseniz kimse sizi sevmez. Siz kendinize değer vermezseniz kimse size değer vermez. Ben ne zaman ki kendimi ertelediğimde fark ettim ki herkes beni erteliyor. Ya Bülent Bey, sizin işi 2 hafta sonra görüşsek de olur deyip kesip atıyorlar. Niye? Çünkü ben o gün spor yapacaktım ve spor yapmayı erteliyorum dedim. Sonra yaparım. Kendimi ben herhangi bir konuda erteliyorum. Baktım ki herhangi bir konuda beni erteliyor insanlar. Eskiden ne derdik? Bana, sana yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma, doğru mu? Asıl sır şurada. Sana yapılmasını istediğin bir şeyi önce sen kendine yap. Sen kendine yapmazsan sistem çalışmıyor. Bu bencillik değil. Biz bugüne kadar hep sencil olduk. Sencil olduk. Herkesi kurtarmaya çalıştık, şimdi dipteyik. Bencil olun demiyorum. Sencil olun demiyorum. Ortada, dengede olun. Hiçbir şeyin aşırısı iyi değildir. Aşırı iyi değildir. Aşırı bencillik ve aşırı sencillik aynı egodur. O yüzden denge. Al ki verebilesin. Al, ver. Al, ver. Al, ver. Hep ver, ver, ver. Bitti. Evet, Özlem Hanım'a teşekkür ediyorum. Bir soru sorabilir miyim? Tabii. Ben aslında sabahları ikinci gibi kalkıyorum. Örnek verdim burada sadece. Aha, yo, onu söyleyeceğim. Çünkü ben sürekli onu düşünüyorum. Bu enerji potansiyeli nereden geliyor? İnsanları seviyorum, müşterileri seviyorum ve gelen herkes çok memnun olduğunu, huzurlu hissettiklerini söylüyor. İş anında bütün esnaflarla iyi geçiniyorum. Kıskançlık da yok. Gelmiyorlar. Kendini affedemediğin bir şey var. Öyle bir şey değil mi? Buraya kadar bir düşünce yapımızın, bir anlık içsel düşüncemizin 1000 kişi üstündeki etkisini gördük mü? Bu salonda 100.000 kişi olsaydı yine o 100.000 kişiyi etkilerdik. Burayı anladık mı arkadaşlar? Eskiden 2 kişinin konuştuğu sır değildi. Şimdi düşündükleriniz sır değil.
O yüzden kafanızdan bir şey geçtiğinde hemen onu temizlemeye çalışın. Çünkü etrafınızdaki birçok insanı yoruyorsunuz. Evet. Nasıl? Ha, içimizdeki çocuk bizi affetmedi, ne yapacağız? Allah yardımcı. Evet. Cevap veriyorum. Cevap veriyorum hemen. İçimizdeki çocuğun ortalama yaşı 6'dır. Şimdi ben size soruyorum. 6 yaşındaki bir çocuk nereden hoşlanır? Oyun oynamaktan. İlgi, sevgi, güvende olduğunu hissetmek ister. Evde neşeli insan görmek ister ve neşeli olmak ister. O zaman bunları kendimize yaptığımız zaman bir şeyler hayatımızda değişiyor arkadaşlar. Kendimize yaptığımız zaman. Ben eskiden aynaya baktığımda 2 yıl tıraş olamadığımı biliyorum. Berbere giderdim. Çünkü o aynadaki gözler çok kırgındı dünyaya. Şimdi aynaya baktığımda gülümsüyorum ve diyorum ki teşekkür ederim. Dayandığın için, benim inatçılıklarımdan vazgeçmediğin için, benden ümidini kesmediğim için teşekkür ediyorum kendi kendime. Hayatta hiçbir şeyden ümidinizi kesmeyin. Nefes aldığımız sürece güneş doğacak arkadaşlar. O karanlık geçecek. En sıkıntılı gecelerimde hep onu söyledim. Güneş doğacak, güneş doğacak, güneş doğacak. Evet, çok dua ettim. Çok dua ettim. Gece gündüz. Ama sadece dua etmek işe yaramıyor. Hareket etmek lazım. İcraat yapmak lazım. Üretmek lazım. Bir şeyler yapmak lazım. Şunu fark ettim hayatımda. Oturarak başarıya ulaşabilen tek canlı tavuk olduğunu. O zaman benim hareket etmem lazım. Uzun bir süre bir köşede oturup ah çektiğimi, imkanlarımın olmadığını fark ettim. Yıllar önce bu yola çıkarken arkadaşlar, cebimdeki toplam param 8 tane 1 TL, 4 tane de 50 kuruştu. Uçak biletini arkadaşımdan borç aldım. Sadece inandım. Nereye inandım? İnsanların kendilerini affederek, o asla affedemeyeceğim dediklerini affederek, inanç yapımızdaki en güçlü formül helalleşerek ve aynada gözlerimize baktığımızda kendimize en azından selam vererek ve gülümseyerek hayatımda birçok şeyin iyiye doğru gitmeye başladığını fark ettim. Eskiden dışarıda suçlu arardım. Sonra kendimi suçladım. Sonra anladım ki hepsi bir sınav. Hepsi bir sınav. Kafanızın içindeki ses sürekli konuşur. Yapamazsın, edemezsin, başaramazsın. Sürekli konuşur. Ya da kafanın içindeki ses sürekli sen diğerlerinden daha akıllısın, daha iyisin, daha güçlüsün. Cebinden 10 tane çıkartırsın bunlardan. İkisi de egodur arkadaşlar. Hiçbirimiz bir başka insandan daha yukarıda veya daha aşağıda değiliz.
Adamın biri bir rüya görmüş ve rüyasında köydeki suyun zehirleneceğini görmüş. Köydeki suyun zehirleneceğini. Ve o zehirli sudan her kim içerse delireceğini görmüş. Ve koşmuş gitmiş köydekilere bunu anlatmaya. Demiş ki köylüye, ey köylü, ben bir rüya gördüm. 6 ay içinde sularımız zehirlenecek ve o sudan içen herkes delirecek. Gelin su biriktirelim. Köylü bununla alay etmiş, göndermiş. Adam evine gitmiş ve başlamış su biriktirmeye, testilere. Gün gelmiş, köyün suları zehirlenmiş ve o sudan içen bütün köylü delirmiş. Deliren bütün köylü adamın delirdiğini düşünmeye başlamışlar. Ve başlamışlar adamı taşlamaya, sopayla kovalamaya, adamı dışlamaya başlamışlar deli diye. En son aklı başında olan adam bu zulmü kaldıramamış ve gitmiş köyün meydanında diğerleri gibi olmak için o sudan içmiş ve delirmiş. Daha önce deliren bütün köylü adamın iyileştiğini düşünmüşler. Şimdi kim akıllı, kim deli, kimse bilmiyor arkadaşlar. Herkesin çok şahane çalışan bir maskesi var. Hepimiz o maskenin arkasına saklandık ve gizlendik. Toplum içinde dediğim gibi harikaik, süperik ya da bazımız kurban rolü çizdi. Aldatıldım, terk edildim, beni sevmezler zaten. Bir gün hasta bir bayanla karşılaştım ve dedi ki, hocam dedi, çok hastayım dedi. 10 yıldır dedi, hastalıktan dedi başıma gelmedik kalmadı. Ona sordum, iyileşirsen ne yapacaksın? Nasıl yani dedi. Hadi dedim, şimdi benim elimde sihirli bir değne var, dokundum, iyileştim, ne yapacaksın? Ne bileyim dedi, 10 yıldır hastayım dedi. Yapacak daha iyi bir şeyin yoksa şu anki durumu kabuldesin demektir. O zaman şu anki durumun değişmez. Yapacak daha iyi bir hayalin yoksa şu an içindesin o tencerenin. Seni birileri karıştıracak kazanda. Birçok insanın hayat öyküsünü okudum, başarılı insanların. Hepsinde bir cümle ortak. Ne biliyor musunuz? Çocukluk hayalimdi, başardım. Sizin çocuk nerede? Güzel soru. Sizin çocuk nerede? Ona dediler ki yapamazsın. İnandı. Yapma dediler. Gene inandı. Yanlış dediler. Gene inandı. Ben de diyorum ki, eğer senden başlayarak bütünün hayırınaysa niye yapmayasın? İlk aklınıza gelecek soru şu. Bu yaştan sonra değişirsem insanlar ne der? İnsanlar. Sen değişsen de değişmesen de zaten arkandan söyleyeceklerini söylüyorlar. Rahat ol. Bir insan arkandan neden konuşur? Birincisi senin yerinde olmak istiyor, olamadı. İkincisi arkada kaldığı için konuşuyor. Zaten önde gidenin keyfi yerinde sallamıyor ki. O yüzden biri arkanızdan konuştuğunda izin verin, konuşsun, artı size faydası var. Sizin dedikodunuzu yapan insanlar aura alanınızdaki her türlü negatif enerjiyi kendilerine biriktiriyorlar. Bırakın şifalasınlar sizi. Arkamdan biri konuştuğunda rahatladığımı hissediyorum. Çünkü üstümde ne varsa çekiyor kendisine. Eyvallah. Derler ya, almayın günahını, bak konuşuyoruz, almayın günahını. Bırakın, alsınlar sizin günahlarınızı. Eskiden insanlarla rekabet ederdim.
Yarış yapardım. Kızıma dedim ki, sınıf birincisi o, sana istediğin hediye alacak. Gayet rahat geldi. Ne gerek var baba dedi. Sınıf birincisi en yakın arkadaşım dedi. Bana bunu babam ben çocukken söyleseydi, ezer geçerdim bütün arkadaşlarımı. Çünkü biz 19 kuşağıyık. Onlar 2000 kuşağı. 19 kuşağı alıngandır, kırılgandır, içine atar, rekabet yapar, açıktan ya da gizliden. 10 yıl sonra döner hesabını sorar. Şimdi 2000'den sonra doğanlara bak bakalım. Geliyor sana bir laf söylüyor, kalıyorsun öyle. Ya sana kim söyledi arkadaş bunu? Nereden çıktı bu laf? Hakikaten farkındalıklı çocuklar bunlar. Bir gün bir babaanne geldi, sert böyle, katı bir kadın. Torununu getirdi, böyle yaptı. Hoca dedi, şuna bir şey yap da dedi, bize itaat etsin. Dedim, çok kolay dedim, yan tarafta dedim, pet shop var, tasma al dedim oradan. Ben lafımı esirgemem, söylerim arkadaşlar. Eskiden içime atar, boğazımı asla derdim. Şimdi söylüyorum, ya söylüyorum, ya da içimden temizliyorum. Bak tutmuyorum içimde. Burası çöp sepeti değil. Hele onunki burada hiç yeri yok. Burada Rabbimin aşkı var. Burada ailem var. Burada insanlar var. (Gülüyor) 30 sene çöp biriktirdim artık gerek yok. Temizlemek için yıllarımı harcadım. Bir gün kamptayık, sınıfta birçok arkadaş var, günlerden cumartesi, saat 5 oldu, akşamüstü 5. Biz kaptırdık derse gidiyoruz ama herkes böyle kaptırdık gidiyoruz, sert biri bom diye kapıyı açtı girdi içeriye. Baktım kızım, ben onun yaşında bu hareketi babama yapsaydım, aman Allah'ım. Dedim ki, içimden diyordum ki az daha, destur ne, ne hareket bu, durdum. Bir ses dedi ki, dur Bülent, dur, sen sustun da ne oldu? Dur, bekle ne söyleyecek, bir dinle. Hemen tepki verme çocuğa, bir dinle bu çocuğu. Gayet rahat, biliyorsunuz ben Kıbrıslıyım. Kıbrıs şivesiyle konuşuyorduk. Ama baba, nedir bu durum? Döndü öğrencilerime, saat kaçtır farkındasınız? Saat dedi 5 oldu dedi, sizin dedi hocanız olabilir ama benim babamdır dedi. Şimdi baba dedi çıkacak dedi bahçe, saklambaç oynayacak, sen ebe olacaksın dedi, ben saklanacağım. Şimdi bunu sıkıyorsa babanıza yapın bakalım. Orada içimden bir canavar tam çıkmak üzereyken, İzin ver konuşsun. Sen zaten 30 yıldır bastırıldın, patladın, hasta oldun. İzin ver, o bari söylesin. Döndüm sınıfa sordum. Arkadaşlar dedim, bu çocuk bize şu an ne anlatmaya çalışıyor? Hocam çok basit, biz çocuk olduğumuzu unuttuk. Sen ebe olacaksın, biz saklanacağız. Ve 1,5-2 saat arkadaşlar saklambaç oynadık. 70 yaşında kadın ceylan gibi koşuyordu arkadaşlar. Allah'tan evimizde küçük bir köpek vardı. O da sığındı, geldi kampa. Mahallenin köpeğiydi. O da geldi bizimle beraber nefes çalışması yaptı. En az 20 kamp. Her kim nere saklandıysa, köpek gitti kuyruğunu salladı. Ben hepsini yakaladım, buldum. Bazen kızımı karşıma alıyorum, diyorum ki, babam diyorum,
Bende hoşlanmadığın 3 şey söyle. Baba hiç olur mu öyle şey? Ya ben kendimde, büyüklerim zaten yeterince beni eleştiriyor. O öyle, bu böyle, hepsi bir şey söylüyor muhakkak, keyiflerine göre. Sen bir şey söyle, yeni bir ağızdan, yeni bir nesilden duyayım. Ben nasıl gözüküyorum aynada? Vallahi baba dedi, hiç dedi küçük çocuk gibi dedi oynamıyorsun dedi. Sanki dedi 100 yaşında adamsın. Hadi ya dedim, ağrıma gitti ama ben kendimi neşeli sanıyorum, eğlenceli sanıyorum, hepimiz gibi. Ağlarken böyle biz neşeliyik normalde. O anda da ben oturdum böyle koltukta televizyon izliyorum. Yani benim televizyon izleme keyfim, benim istediğim televizyon izlenecek. Diyorum ki otur televizyon izle, işte bak eğlenceli programlar var. Baba dedi bütün gün oturuyoruz zaten dedi. Bütün gün dedi oturuyoruz dedi. O kanal bu kanal geziyoruz dedi. Peki ne istiyorsun? Kalk dedi bowling oynayalım. Bowling mi? Ben daha önce bowling oynamadım dedim. Olsun ben sana öğretirim. Hadi be sen de dedi. Sen küçük çocuk dedim bana ne öğreteceksin? Baba dedi ben sana bowling oynamayı öğretirim. Sen rahat ol dedi. Sebep bowling öğretmesi değil. Sorun şu. Gideceğimize profesyonel bir yer. 9 tane yol var. Düşünsene 40 yaşında adam atıyor topu başka tarafa gidiyor. İnsanlar ne diyecek korkusu içimde dönüyor. Rezil olma korkusu, insanlar ne diyecek korkusu kıvranıyor içimde ama kızıma ben bunu farklı bir dilde anlatıyorum. İşte bak bugün yorgunum, başka zaman giderik. Bana bak baba dedi, geliyor mu gelmiyor mu dedi. Döndüm iç sesime, dedim ki ne yapmalıyım? Şuradan kalbimin tatlı bir ses dedi ki, bowling oyna. Kalk dedim gidiyoruz. Kalktık gittik. Elime aldım topu. Önce kızım aldı. Attı gitti top. O 8 kilo top atabilir. 8-9 kilolar atıyor. Attı topu. En sağdan 2 taneyi devirdi. Gördün mü baba dedi. Böyle atılır dedi. Dedim eyvallah şimdi dedim ben sana göstereceğim. Attım. Bırak benimkileri yan tarafı vuruyordum az daha. Gitti top. İkinci tur böyle, üçüncü tur böyle, dördüncü tur böyle. Sürekli ben kaçırıyorum, ıskalıyorum. Onun keyfi yerinde puanlar önde gidiyor. Bizimki 0 puan. Daha vuramadık şeyi. Yan taraftaki herkes oyunu bıraktı arkadaş. Geldiler bizim etrafımıza koskoca adamla. Beni izliyorlar. Ya gidin işinizi yapın. Gidin işinizi yapın. Ben kızımla vakit geçiriyorum ama siz benimle eğleniyorsunuz. Bir ara böyle ağlayasım geldi içimden. Hakikaten insan ağrına gidiyor. Yani bütün salonda 100 kişi vuruyor. Sen bir vuramayan sensin. Oturdum kenara dedim ki Allah'ım dedim bundan ne öğrenmeliyim? Yine tatlı bir ses kalbimden. Sen sadece bowling oyna. Kimin ne söylediğinin ne önemi var ki? Sadece kızınla vakit geçir. Başarmak zorunda değilsin. Mükemmel olmak zorunda değilsin. Bir numara olmak zorunda değilsin. Yenilerek de mutlu olabilirsin bowlingde. Yenildik. Evet arkadaşlar. Küçük çocuğu olan var mı 2000'den sonra doğanlar? Ya da torunu? Ya da ailesinde 2000'den sonra doğan çocuklarla iletişimde olanlar? Sanki bu dünyadan değiller, farkında mısınız? Evet, bir gün bir bayan geldi ve dedi ki bana, hocam dedi, kızımla dedi çok problemlerim var. Nasıl yani dedim. Sözümü dinlemiyor, ödevlerini yapmıyor, odasını toparlamıyor, bana evde yardımcı olmuyor. İlk sorduğum soru şu, size de soruyorum. Sen annenle aran nasıl dedim. Benim annemle aram kötü dedi. Ne alaka? Dedim dur. Dur. Bir insanın annesiyle problemi varsa, karısıyla problemi var ve kızıyla problemi var. Hiç şaşmaz. 10.000 seans yaptım. Bir insanın babasıyla problemi varsa,
kocasıyla problemi var ve oğluyla problemi var. Kaç bin bayanla konuştuysam ağızlarından çıkan ortak laf şu: adamı gönderdik, o babası gibi oldu oğlu. Ayrılan herkese söylüyorum. Biz ayrılırken genelde helalleşerek ayrılmayık. Biz genelde sen ve ailen karşı tarafa makinalı tüfekle ateş eder, onlar da sana ateş eder. Onların kızları ve ailesi kendilerince en düzgündür. Sen oğlu, yani sen ve ailen de kendince en düzgündür. Yani herkes hep haklıdır. Herkes haklıdır. Ama bilmedikleri bir şey var. Sınav çocuklara kalıyor. Çocuğuna kalıyor. Ve o kadar çok kişiyle konuştum ki, helalleşerek bitiremediğiniz ortaklık, helalleşerek bitiremediğiniz dostluklar, helalleşerek bitiremediğiniz ilişkiler sınavı bir sonraki ilişkide faiziyle devam eder. Bu dersten kaçış yok. Bu sefer kısır döngüye giriyorsun. Diyorsun ki, ya bütün erkekler aynı. Aynı çünkü sen aynısın, değişmedin. Senin kaybetme korkun varsa, sana hayatta kaybettirecek insanlar çekiyorsun hayatına. Aldatılma korkun varsa, aldatılma korkunu çekiyorsun hayatına. Yalnız kalmaktan korkuyorsan, etrafındaki herkes gidiyor. Yalnız kalıyorsun. Önünüzde liste var, farkında mısınız? O liste sizin korkularınız. Daha doğrusu benim kendimde bulduğum korkular, onlar benim korkularım bu liste. Kaybetme korkusu, yalnız kalma korkusu, aldatılma korkusu, terk edilme korkusu, en büyük hapishane. İnsanlar ne diyecek korkusu. Aman bizi konu komşuya rezil etme. Merak etme, rezil olacaksın. Bugüne kadar her kimin evladını yargıladıysanız sizinki aynısını yaptı. Bugüne kadar her kimin analığını, babalığını yargıladıysa, böyle ana mı olur? Sen aynısını yaptın ya da senin eşin aynısını yaptı. O yüzden gerçekten her kimi yargıladıysak, her kimi suçladıysak, içsel olarak, yani yüzlerine söylemenize gerek yok. Lütfen bugün eve gittiğinizde bir liste alın önünüze. Sizi kıran ve üzen insanlar listesi. Helalleşemediklerinizin listesi. Birçok kişi der ki, hayatta affedemem. Arkadaş, affetme o zaman, senin hayatın. Benim görevim sadece anlatmak. Kimseyi zorlamak zorunda değilim. Bir liman düşün ve sen o limandaki gemisin. Yıllardır limana bağlısın iple. Niye? Çünkü affetmedin onu. Çöz ipi artık ya, gidesin. Hayat seni bekliyor. Affedemem. Ya boş ver. Boş ver. Şimdi burada aranızda asla affetmem diyen biri var mı? Asla affetmem diyen biri. Sizi bir alabilir miyim? Sağlam biri istiyorum böyle, kemikli. Gel dostum. Gel, sen sağlamsın. Gel. Senin ellerin bağlı, ben serbest. Evet, isminizi bir daha alayım. Ali. Ali Bey, hoş geldin dostum. Şimdi sağlamsın ha. Şimdi Ali Bey'le biz eskiden kankaydık. Ortak iş yaptık. Ya dibe vurduk, kavga ettik, ya da çok para kazandık, kavga ettik. Ortada insanlar kavga etmez. Ya parasızken kavga çıkar, ya çok para kazandıklarında kavga çıkar. Şimdi Ali bana kızdı, iptal. Ben de Ali'ye kızdım, iptal. İptalin diğer adı tövbe ediyorum demektir, aklınızda olsun.
Şimdi Ali eşine, arkadaşlarına, herkese şu Bülent Bayram neler neler çektim şu adamdan diye anlatıyor iptal. Ben de kendi etrafıma muhakkak benim konumda malzemem Ali. Ali bana öyle yaptı böyle yaptı, yani Ali aslında yaptı bir şeyler. Ben de ona bir şeyler yaptım aslında ama kimse kendisininkini görmek istemez. Herkes karşı tarafın listesini etrafına kulis yapar ki gün geldiğinde haklı bulunsun. Bu bizim insansal oyunlarımızdır. Şimdi aradan 10 yıl geçti. Ali beni görmüyor, ben de Ali'yi görmüyorum. Fakat öyle bir kozmik bağ var ki insanların arasında, öyle kozmik bir bağ var ki her kimi anarsanız aynı anda ona bağlanıyorsunuz. Az önce bir öfkeyi hepiniz hissettiniz. Evindesin ve canını yakan kişiyi düşündüğün anda o da seni hatırlamaya başlıyor yavaş yavaş. Şimdi 10 yıl geçti, biz ayrıldık. Hala da aklımda Ali var. Ali senin yüzünden, sen işte böyle yapmasaydı şimdi çok zengin olacaktık, süper olacaktık ama hep senin yüzünden. Ali de kalkıyor o gün sabahleyin, ya nereden çıktı bu Bülent hayatıma ya diyor. Bu konuşmaları yapıyoruz değil mi arkadaşlar? Şimdi sen yoluna git, o tarafa git, git 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 git. 10 yıldır Ali bütün çabalarına rağmen yerinde sayıyor. İşinde bereket yok, ilişkisi sorunlu olmaya başladı. Her şey ters gidiyor. Bülent'in de aynı şekilde. Çünkü ikisi birbirine kozmik olarak öfke bağıyla bağlı, helalleşmediler. Helalleşmediğin, yani gönülden helalleşmediğin her insanla aranda bu bağ var. Eğer sen affedemeyen biriysen 100 kişiyle bağ içindesin. Ahtapot gibi bütün kollarını bir yere bağladılar senin. Dallas gibi oluyor hayatın. Şimdi burada Bülent bir şey fark etti. Bir şey fark etti ama Ali farkında değil. Biri geldi ve Bülent'e bir seminer verdi. Dedi ki Bülent aklını kullan. Affet kendini. Onu affet. Affedemem ya, ona kar mı kalacak? Bak Bülent diyor. Rabbin diyor ki her kim sana zarar verdiyse aynısını yapma hakkına sahipsin diyor sana. Ama makbul olanı diyor bağışlamak. Ve zararın neyse ben vereceğim diyor Rabbin sana Kur'an'da. Öyle mi? Rabbin sana söz verdiyse senin zararını karşılayacak. Onu affet. Ben aklımı kullanıyorum ve Rabbime güveniyorum ve benim bugüne kadarki tüm zararlarımı bir şekilde ben gerçekten affedersem, gerçekten helalleşirsem vereceğine inanıyorum. Dedim. Oh, yolum açıldı. İlerliyorum hayatın içinde. Yeni iş, yeni imkanlar, yeni seminerler, yeni kitap, yeni CD'ler. Allah Allah, önüm açıldı, gidiyorum. Allah'ım teşekkür ederim. O da diyor ki basit, helalleş. Bırak onunla kavganı. Çünkü karşıma kul hakkıyla gelmeyin diyor. Kul hakkı bir mahkemedir. Haklı haksız. Sen haklısın ama gene mahkemedesin. Karşıma bu şekilde gelmeyin diyor. Aranızda bunu çözün. Budur sınavımız. Asıl sınavımız bu. Oraya geliyorum, dur. Önce ben her kuzu kendi bacağından canım. Sen orada dur. Kaçma böyle. Benim önüm açıldı. Çünkü ben şunu fark ettim. İnsanları hoşgörüyle görmeyi, yargılamamayı, eleştirmemeyi, herkesin bir deneyimi olduğunu. Eğer biri hata yapıyorsa ona bir kere anlatıyorum hatasını. Israr etmiyorum. Çünkü ondan bir şey öğrenmesi lazım. Birinin 100 lira borcu var. O 100 lira onun için çok büyüktür. Ve onun parasızlık korkusunu patlatacak ki ders alsın parasızlıktan. Sen gidip 100 lirasını ödüyorsun. Bu sefer Rabbim ona 1000 lira borç veriyor ki sen ödeyemeyesin. Çünkü sınavda o. Herkes sınavda. Hepimiz sınavdayız. Her saniye sınavdayız. Ben bağışlamayı, affetmeyi, kendime değer vermeyi, herkese değer vermeyi fark edince önüm açıldı. Şimdi Ali yapısını değiştirmedi. Ali gene Bülent'e öfkeli olabilir. Kızgın, sinirli. Bülent kendine layık olanını yaptı. Rabbinin huzurunda helalleşti. Helal eder etmez onun seçimi. Fakat Ali'nin de yolu açıldı.
Ali yürüyor hayatında. Geceleyin oturuyor bir arkadaşla sohbette. Arkadaşı ona eskiden birinin onu dolandırdığını, hakkını yediğini, hep böyle olayları konuşan insanlar gelmeye başlıyor Ali'nin hayatına. Hep problemini, geçmişini affedemeyen, para problemleri yaşayan insanlar gelmeye başlıyor Ali'nin hayatına, iptal. Çünkü Ali'nin frekansı hala daha içinde ya babasını affedememiştir, ya annesini affedememiştir, birini affedemediği içinde. Affedemediği için affedememiş insanlar hayatına geliyor sürekli. Doğru mu? Doğru. Doğru. Dur bir küre. Çok doğru. Bir küreme bakayım bir dakika. Doğru. Şimdi benim için gerçekten özellikle kimi affedemezsiniz biliyor musunuz arkadaşlar? Çok emek ettiğiniz insanı affetmekte zorlanırsınız. Çünkü çok emeğiniz var üstünde. Çok emeğiniz var. Ona inandınız, ona güvendiniz. Ona gerçekten en zor gününüzde sığındınız ama ne oldu? Canınız yandı. Ben onları da zor oldu bakın, zor oldu. Kolay bir şey değil. Burası zor. Birçok şeyi kolay diyebilirim ama emek ettiği insan, inan bana, birkaç yıl sürekli affetsen bile aklına gelir. Çünkü hazmedemiyorsun. Şimdi oldu iki konu. Affetmek, hazmetmek. Beni dolandıran adamı affetmek bir yılımı aldı. Bu benim gibi düzgün bir adama nasıl yaparsın sen bunu kabullenmek, hazmetmek 3 yılımı aldı. Demek ki sadece konu affetmek değil, bir de hazmetmek var. Hazmedemediğin zaman mide problemleri yaşarsın, sindirim problemleri yaşarsın, karnın gaz yapar, karnın şişer, sıkıntı yaşarsın. Çünkü hazmedemiyorsun. Sağlık problemleri yaşarsın. Örneğe yakın. Yüzümde stresten. Stres. Şimdi hep birlikte bir affetme çalışması yapalım mı? Ali'yi limandan mı çıkaralım? Gemiyi çıkartalım mı limandan? Bak Ali öyle söylüyor. Ali'yi limandan mı çıkaralım diyor. Ali'yi limandan çıkartalım mı? Evet, şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Ali'yi bir örtüyle örteceğim ve kaybolacak, merak etmeyin. Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Ve şunu söylüyoruz. Gözlerimiz kapalı. Ben şu ana kadar hayatımdaki herkesi affediyorum. Yüksek sesle. Ben şu ana kadar hayatımdaki herkesi affediyorum. Hayatımdaki herkese hakkımı helal ediyorum. Kendi iyiliğim için herkese affediyorum. Kendi iyiliğim için affediyorum. Kendi iç huzurum için affediyorum. Allah'ım, senin huzurunda yarattığın bütün kullarını affediyorum. Kendimi de affediyorum. Herkesi rahat bırakıyorum. Şu andan itibaren maddi ve manevi bolluğu sevgiyle hayatıma çağırıyorum. Şükürler olsun. Derin bir nefes al. Herkese affediyorum. Derin bir nefes al. Hakkımı helal ediyorum. Derin bir nefes al. Ben hakkımı herkese helal ediyorum. Derin bir nefes daha al. Lütfen siz de bana hakkınızı helal edin. Lütfen siz de bana hakkınızı helal edin. Bir gözlerimizi açalım. Herkes kendi kendini bir alkışlasın arkadaşlar. Evet. Şimdi bugün kitap imzası yapacak seminerden sonra bir 20 dakika mola verelim. Ben de mola vereyim, sesimi dinlendireyim. Şimdi burada 1000 kişi var. Eminim herkesin 1 dakikalık küçücük bir sorusu vardır. 1000 dakika yapar bu arkadaşlar, 6 saat sürer. O yüzden ben de sesimi dinlendireyim sizinle birlikte. 20 dakikadan sonra buradayız ve devam ediyoruz seminerimize.
Şimdi mola dedik ya, aslında mola yapamadım ama arkadaşlar bazı sorular sormuşlar. Dedim ki bari hepimize açıklayayım da bir kişiye özel olmasın, hepimiz şifalanalım. Bağımlılıklarla ilgili bir soru var arkadaşlar. Bağımlılıklar sadece uyuşturucu bağımlılığı değildir, sigara bağımlılığı değildir. Facebook bağımlılığı, PlayStation bağımlılığı, çok konuşma bağımlılığı, çok yemek yeme bağımlılığı, alınganlık bağımlılığı. Yani biri bir şey yapmasın, yapmadığı için alınırsın. Bu da bir bağımlılık. Bir gün bir anne dedi ki, benim çocuğum bilgisayarın başından kalkmıyor. Şimdi ben kendimden biliyorum. Eski döneme gelin. Commodore 64'ü bilenler var mı eski yıllardan? Eski topraklar bilir Commodore 64'ü. Biz o dönemde de kasetlerle oyun yüklerdik, kafa ayarı yapardık ve oyun oynardık. Hayatımın çoğunu bilgisayarın başında oyun oynayarak geçirdim. Şimdi biliyorum niye böyle olduğunu. Çünkü annem, babam, çok da arzu ettiğim gibi oyun oynayamadık. Şimdi bol bol birlikte vakit geçiriyoruz ama gel çocuklar. Eğer evin içinde ailen seninle eğlenemiyorsa, evin içinde eğleneceği bir şey arar. Bu yüzden bilgisayarın başındadırlar. Artı, genç bir çocuk geldi bana ve dedi ki, hocam dedi, ben niye bilgisayar kullanıyorum biliyor musun dedi. Niye dedim. Hata yaptım da beni yargılamıyor dedi. Sonra durdum. Biz hayatımızdaki insanları nasıl dinliyoruz? Geldi sana çocuğun bir şey anlattı ya da eşin bir şey anlattı. Nasıl dinliyorsun? Yargılayarak. Kendi doğrularımıza göre onları eleştirerek. Ne zaman ki ben hayatımda insanları yargılamadan dinlemeye başladım, herkes geldi konuşmaya başladı. Kızım bile geliyor, baba diyor, sana her şeyimi anlatıyorum diyor. Şimdi kızının babası olursan en son sana söyler. Çünkü tepki vereceğini bilir. Ama kızının kankası olursan her şeyini gelir sana söyler. Çocuğunuzun kankası olun önce. Arkadaşı olun. Onunla konuşun. Ona sadece git odanı topla, git yemek yap, git onu yap, git bunu yap demeyin. Nasıl? İstemiyorsa sen bunu gönülden yapmıyorsun demektir. Şimdikiler numara yemiyor. Yüzlerce anne baba çocuğunu getirdi ve dedi ki, bizim çocuğumuzda sorun var. Çocuğa bakıyorsun hiçbir sorun yok. Diyorum ki, siz evde kavga ediyor musunuz? Hiç belli etmiyoruz. Sen de dedim, öyle san. Öyle san. Bunlar dedim, içinize okuyor sizin dedim. Yiyemiyorlar arkadaşlar, yutturamıyorsun. Bize anne babamız yutturdu, kabul. Ama bunlar da işlemci yeni model. Wireless'leri daha iyi çekiyor. Bir gün, az önce bir örnek vardı. Annesini yargılayan, o yarım kaldı. Dedi ya, çocukla problem yaşıyorum, odasını toplamıyor, ödevini yapmıyor, mutfakta bana yardım etmiyor yargısı. Dedik ya, annene sen aynısını yaptın mı? Yaptım tabii ama ne alaka dedi. Bağladık ya, annenle sorunun varsa karınla ya da çocuğunla da kızınla da sorun yaşarsan. Bayana dedim ki, seanstayık. Kızını çağırabilir miyim dedim görüşmeye. Niye dedi. Dedim gelsin bir de onu dinleyelim.
Gelsin Bülent Bey dedi, gelsin de görün neler çektiğimi dedi. Biz de hemen öyledir. Biz kendimizi kurbana yatırıp, bak, gör. Çıktım kapıdan dışarıya, kız çocuğu kapının önünde oturuyor koltukta. Rica etsem dedim, 2 dakika gelebilir misin? Geldi içeriye, solda annesi, sağda 9 yaşında bir kız çocuğu. Dedim ki kız çocuğuna, senden yardım isteyebilir miyim? Çocuk kaldı çünkü o güne kadar ona herkes emir vermiş. Döndü annesine baktı, dinle abiyi dedi. Senden bir şey rica ediyorum dedi. Buradaki bayan çocuğuyla iletişim kurmakta zorlanıyor. Sence ne yaparsa çocuğuyla iletişim kurmayı başaracak diye çocuğuna sordum ama annen demedim. Buradaki bayan dedim. Çocuk böyle ayağa kalktı, yüzü kırmızı oldu. Döndü anneye baktı, cevap versene abiye dedi. Şimdi anne kendini aklı çıkaracak ya, çocuk döndü böyle yaptı. Kendini ne sanıyor dedi, uşağı mı var dedi, sabahtan akşam emir veriyor dedi. Vay be dedim, çocuğun içinde birikmiş öfkeye bak. Peki dedim, buradaki bayan çocuğuna mutfakta yardımcı olması için nasıl bir cümle kurmalı dedim. Şimdi çocuk anneden destur aldı ya, çok kolay dedi. Dese ki dedi çocuğuna, hadi gel mutfakta birlikte harikalar yaratalım, gideceğiz dedi. Hadi gel mutfakta birlikte harikalar yaratalım. Biz çocuğumuza iyi bir şey yaptığında aferin, yanlış bir şey yaptığında da kızıyoruz. Yani ödül ve ceza. Bu sefer o çocuk büyüdükçe ödül almak için, bir fok balığı gibi balığı alabilmek için istediğin numarayı yapacak. O zaman o çocuk kendi özün değil. Senin istediğini yapan bir fok balığı. Çocuklarımızı dünyaya biz getirmiş olabiliriz ama onlar bizim malımız değil. Böyle gördüğümüz için evden kaçıyorlar. Böyle gördüğümüz için bizden uzaklaşıyorlar. Bağımlı oluyorlar. Onları yargılamayanlara, uyuşturucu onu yargılamıyor. Bilgisayar onu yargılamıyor, sigara onu yargılamıyor. Arkadaş çevresi onu yargılamıyor, o yüzden orada bıktılar bizden. Çünkü biz sürekli kural, kontrol. Çok basit arkadaşlar, aynada kendi gözlerine sevgiyle bak, mutlu bir insan ol. Bak bakalım ailen etrafında, sen güneş, onlar gezegen, nasıl pervane olacaklar? Ama senin güneşin söndü. Çünkü yıllar önce biri bir laf etti, sen ona kırıldın ve hala daha onu içinde döndürüyorsun. Evde çocuğunla vakit geçir. Genelde biz çocuklarımızı oyalarık, oyun oynamayız. Çocuklarınızı oyalamayın, oynayın. Biz hep oyalıyoruz onları. Oyun oynamaya başladığınızda inanın içinizdeki çocuk cıvıl cıvıl olmaya başlayacak. Onlarla evcilik oynayın. Ben 70 yaşındayım, ne yapacağım? İyi ya daha küçük bir yerde oyna işte, ne olsun. Oyna. Yarın büyüyecekler, evlenip gidecekler. Ne zaman seveceksin bunları? Neyi bekliyorsun da? Şu an hayatınızda şikayet ettiğiniz herkesi bir önceki nesil anneler doğurdu. Bir önceki nesil anneler. 9 Ocak 2013 tarihinde Avrupa Birliği Parlamentosu'nda konuşma yaptım arkadaşlar bu konuyla ilgili. Parlamentoda dedim ki, biz anneyi eve kapatarak yeni nesil çocukları yetiştirmesini sağlayamayız. Çünkü öyle bir donanıma sahip değil. ...2000'den sonra doğan çocuk yetiştireceksen eğer, donanımlı bir annen olman gerekiyor. Başka şansın yok.
Çünkü yetmiyoruz onlara. Onlardaki havuz böyle, biz küçük bir bardak. Parlamentoda bu konuşmayı yaptı. Annenin ne kadar önemli olduğunu söyledi. Annenin ne kadar değerli olduğunu söyledi. Ve erkeklere şunu söylüyorum. Benim babam beni evet çok severdi, nur içinde olsun. Ama bana söylemezdi. Bunun hasretini ne kadar çok yaşadım bir bilseniz. Ama hasta olduğunda, kanser hastası olduğunda son 6 ayında yıllar önce, 7 sene önce babama bir daha aşık oldum. Çünkü beni sevdiğini söylemeye başladı. Siz lütfen çocuklarınıza, eşinize, anne babanıza sevdiğinizi böyle geri gidiş saati çalışmaya başladığında değil, bugünden itibaren söylemeye başlayın. Çünkü bunu hak ediyorlar. Eşinizi takdir edin. Çocuğunuza takdir edin. Sen çocuksun karışma diyerek yaptığı tek şey kaçmak o çocuğun. Çünkü onu dinleyene gidecek. Evin içinde bereket istiyorsanız eğer, evdeki bütün bireylerin motive olması gerek. Evin içinde mutsuz bir insan, kendini feda eden, anne sanır ki ben kendimi feda ettim, çamaşır yıkıyorum, bulaşık yıkıyorum, her şeyi yıkıyorum, kendimi feda ettim. Ama anne düşük frekans alır. Aslında evin bereketini kapatıyor. Niye? Çünkü mutsuz. Mutsuz. Mutsuz bir insan yanındaki herkesi dibe çeker. Yani ölmek çözüm değil. Yani bu dünyada bu dersleri vermemiz lazım. Yeni nesil çocukları doğru imanla, doğru sevgiyle, doğru teknolojik bilgilerle yetiştirmemiz gerekiyor. Bunu yapabilmemiz için de önce bizim kendimizi yetiştirmemiz lazım. Kendimizin donanımını artırmamız gerekiyor. Kendi çocuğunuzu kendiniz yetiştirin. Biz genelde çocuğu alır, televizyonun başına koruk, çocukken çizgi film izlesin. Ama şimdi sustu, 10 dakika evi toparlayayım, yemek yapayım. Hazır o çizgi film izlerken, geliyorsun bu tarafa, çocuk çizgi filmin başında, şöyle önünden görüntü geçiyor, görüntü geçiyor. Bir şey onun beynini yıkıyor sürekli. Sen yemeğini yaptın, aradan geçti 10 yıl. Sonra geldin çocuğa bakıyorsun 10 yıl sonra. Senin çocuğun, senin ailende olmayan ne kadar hareket varsa hepsini yapıyor. Sebep? Çünkü o senin çocuğun değil. O 10 sene önce uydu alıcısının karşına bıraktığın çocuk. Artık o uydu anteninin çocuğu, senin çocuğun değil. O büyüdüğünde hangi marka yemek yiyeceğini biliyor. Hangi marka elbise giyeceğini biliyor. Kafasına onun her şey zaten televizyonda ikili. Biri bana şey sordu, çok sinirliyim, ani gerginim, ani öfkelerim var. Ya da aniden patlıyorum. Bu tür durumlarda ilk sorduğum soru şu, birine ahettim mi geçmişte? Burası çok hassas bir konu. Eğer birine ahettiyseniz ve o kişinin zarar gördüğünü, yani zarar başına geldiğini gözlemlediniz, şunu dersiniz, ahettim tuttu. Ahetmek, şöyle açıklayayım, kısa geçeceğim burayı, konumuz değil ama bilgi vereyim sorulduğu için. Birine ahettiğin zaman, yani Rabbinin huzurunda onu affedip helalleşmediğin için sen ahetmeyi seçtin ya da beddua ya da büyü, neyse iptal. Otomatikman ara boyuttan, negatif varlıklardan yardım çağırıyorsun. Onlar gidip o kişiye zarar veriyor ama dönüşte artık sende kalıyorlar. Yani birine ahettiysen evet yardım gelir. Sonra sana yardım edenler sende kalır. Ömür boyu sıkıntı yaşarsın. Uyku hali, yorgunluk, hani depresyon, hani bağırma, hani öfke. Peki nasıl temizleyecek? Birincisi tövbe etmek. İkincisi bugüne kadar kime ahettiyseniz içinizden bir ay boyunca her gün onlardan özür dileyeceksiniz. Haklısın.
Tamam, özür dileyeceğim. Çünkü ahetti. Bu sizi temizler ama bir daha ahetmeyeceksiniz kimseye. Çünkü ahetmek çözüm değil. Tam tersine 2008'den sonra dikkat edin, hayatınızda bir şeyler değişmeye başladı. 2008 yılı çok önemli. Ya boşandınız, ya ayrıldınız, ya iflas ettiniz, ya dibe vurdunuz, ya etrafınızda biri zarar gördü. Yıl 2008 ve sonrası. Ya hasta oldunuz, 2008 ve sonrası. 2008 ve sonrasında yapılan tüm negatif düşünceler sahibine dönüyor. Her kim büyü yaptırırsa kendini tutuyor. Her kim ah ediyorsa kendini ya da çocuğunu tutuyor 2008'den sonra. Önce yaptıysan özür dile, af dile. Ve bugünden itibaren lütfen kimsenin kötülüğünü dilemeyin. Benim kötülüğümü isteyene bile hayır dua diyorum. Çünkü kimin için ne diliyorsam beni buluyor. O zaman hayır dua deyin. Akıllı bir adamsan. Aklınızı kullanın ve hayır dua edin. Bilmiyorum sebebini. 2008'in sebebini bilmiyorum. Ama 10 bin seansta %90 2008'de boşandım. 2008'de iflas ettim. 2008'de ailemde bu hastalık oldu ya da birini kaybettim. 2008 ve sonrasında. Evet. Yedi kuşak etkiler. Var. Çok güzel bir soru bu. Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel. Bu önemli bir soru arkadaşlar. Farkındalık sorusu. Şimdi anlatacağımı lütfen, ben soruyu söyleyeceğim. Nene dedemizin, anne babamızın bir ahı, bir bedduası bizi de kapsar mı? Günahlar kapsamaz ama yaratılmış enerjinin tekrarı gelir. Nasıl? Senin annen aldatıldıysa ve annen bunu affetmedi ve rahmetlik oldu. %90 annen de aldatılacak. Ve sen de ve çocuğun da. Yaşadığımız tüm olaylar bir karmadır, karmik bir plandır. Helalleşmediğimiz sürece, haklı dahi olsak, onlar kötü dahi olsa, biz affetmediğimiz sürece bu sınav bizden itibaren 7 kuşak devam eder. Dedesi erik çalmış, torununun dişi kamaşmış. Devam eder. Örnek, bir gün bir görüşmemde bir bayan dedi ki, bizim ailede amcam kanser oldu. Pardon, dayım kanser oldu, öteki dayım kanser oldu, diğer dayım kanser oldu. Benim erkek kardeşim kanser, babam kanserden hayatını kaybetti. Bütün erkekler dedi gitti. Dedim dur. Sizin atalarınızdan kim bir erkek ya bir başkasının malını haksız aldı, ah aldı üstüne, ya da adam öldürdü. Durdu böyle, benim dedem dedi adam öldürdü dedi. Büyük ihtimal ölen taraf size ah etti. Peki ne yapacak? Sen şimdi bunun farkındasın. Gözlerini dedim kapat bir ay boyunca. Ölen tarafa telepatik olarak konuş içinden, özür dile onlardan. Siz de kayıp verdiniz, ben de bütün dayılarımı ve kardeşimi kaybediyorum. Biz de kayıp verdik, bunu bitirelim. İçinizden bu konuşmayı yapın, işe yarıyor. Bakın işe yarıyor. Bir başka örnek. Bir arkadaşım geldi dedi ki, bir abimi vurdular, diğer abim de yaralı, ölmek üzere. Ölmek üzere. İki kayıp var aileden. Ve biz mahkemeye gittik. Haklı olduğumuz yerde suçlu olduk. Yani suçlanma var. Güzel. Terazinin bu tarafı. İki erkek kaybı var. Şimdi bir yerde bir olay oldu ki bu dengelensin. Bu tarafta bir denge lazım bize.
Evren yani sistem dengeyle çalışır arkadaşlar. Ektiğini bu taraftan biçersin. Öfke koyduysan öfke gelecek. Beklenti koyduysan avucunu alacaksın. Bu tarafta bir erkek kaybı, biri ağır yaralı ve bir haksızlık var. Güzel. Sordum, senin ailenden kim haksız mal yedi ya da bir can kaybı yaptı? Dedi, benim babam dedi, kaza geçirdi. Dedim, onlara bir araba mı çarptı? Evet dedi, nereden biliyorsun? Bilmiyorum, matematiği var. Karmanın bir matematiği var arkadaşlar. Evet dedi, bir araba çarptı. Yani baban dedim, haksız yere öldü. Doğru. Bu taraftaki haksızlığın, bu taraftaki cevabı, haksız bir ölüm, haksız bir suçlanma ve ölüm. Abisinin arkasından vurmuşlar kaçarken. Bu bir. Haksızlığı haksızlık, ağır bir haksızlık. Ölüm, ölüm. Peki dedim, iki erkek var şu an sizin tarafta hayatını kaybeden. Babanın arabasında ölen kaç kişi vardı dedim, babanla birlikte iki arkadaşı. Baba arabayı kullanıyor, içkili. 15 sene önce içkili. Ve gece eğlenceden çıkarken ana yola atılıyorlar ve yandan otobüs çarpıyor onları. Haksız bir vurma. Ama baba gaza basmasaydı yola çıkmayacaktı. Baba ölüyor, yanında da iki arkadaş ölüyor. Babanın sebebiyet verdiği iki ölüm, bu tarafta başka alakasız insanların sebebiyet verdiği bir ölüm ve ölmek üzere olan bir yoğun bakımda bir kişi daha. Bunu şu an ilk bakışta saçma geliyor. Fakat bu bir karmik hesaplamadır arkadaşlar. Ah ettin, ah alırsın. Hayır dua ettin, gönülden. Gönülden hayır dua gelir. Yapmacık gülersin, insanlar yapmacık gülerler. Kendine yalan söylersin, herkes sana yalan söyler. Enteresan bir durum değil mi? İnternetteki videolarımızı izle. Bak, internetteki videolarımızı izle. Her videoda farklı bir örnek veriyorum. Hepsi ücretsiz, farklı bir örnek. Birinde ilişkiyle ilgili bir video veriyorum örnek. Birinde başka bir şeyle bir örnek. Mesela bir gün bir bayan geldi. 1.80 boyunda bir bayan, çok güzel bir bayan. Çok güzel giyinmiş. Üstü açık spor bir arabası var. Eğitimli. Çok güzel kıyafet giyiyor. Zengin. Şimdi birçok kadının yerinde olmak istediği bir pozisyonda bir bayan geldi, oturdu, ilk lafı şu: sevgilim beni aldattı. Şimdi duruşuna bakıyorsun, kibirli bir duruş var ortada. İlk sorduğum soru şu: sevgilin seni senden daha çirkin bir bayanla mı aldattı? Nereden biliyorsun dedi. Evet dedi, öyle, benden daha çirkin. Dedim, daha kısa, evet daha kısa, daha kilolu dedim, evet daha kilolu. Dul, evet dul, nerede biliyorsun dedi bunları. Kimse bilmiyor dedi bunları. Yarattığın kibiri hissedebiliyorum, birinin o kibrini aşağı indirmesi lazım senin. Hocam dedi ya, kadın dedi benim dedi omzumda, kısa dedi, şişman dedi, dul dedi, sevgilimden de 10 yaş büyük dedi, iki de çocuğu var. Allah ne büyük dedim, Allah dedim o kadının dualarını duymuş. Sen nasıl konuşuyorsun böyle dedi. Bak dedim, sen bilerek ya da bilmeyerek, bilerek ya da bilmeyerek, sevgilinin seni aldattığı dediğin bayanı herhangi bir yerde görüp içsel olarak yargıladın mı? Tabii ki dedi, eşimin çalıştığı yerdeki çaycı dedi.
Biz dedi köklü bir aileyik dedi. Biz dedi büyük bir aileyik dedi. Ben okumuş bir insanım. O dedi köylü. Ha dedim şimdi hazırlan. Sen kendini buraya korsan Rabbim sendeki bereketi aşağı koyduğunu aktarır. Ve dengeye gelirsiniz. Sistem muhteşem çalışıyor. Hiçbir insanı konuşmasıyla, inancıyla, duruşuyla, kıyafetiyle, bilgisiyle sakın yargılamayın. Gün gelir, ya sizin elinizdeki bir şey ona geçer, fark edersin veya fark etmezsin, ya da aynısını sen yaparsın. Bir gün bir bayan geldi, seanslarının %90'ı bayanlar. İnternette de takipçilerimin %60'ından fazlası erkekler. Erkekler gizli takipçi. Bir gün bir bayan geldi ve evde dedi eşimle kavga ediyordum dedi. Niye dedim? Bülent Gardiyanoğlu videosunu izlemeyeceksin diyor. Niye? Adamı görünce diyor gözleri parlıyor. Ben 10 yıldır evliyiz dedi böyle gülümsemiyorsun bana. Kocam dedi dışarıda belinde dedi silah seni vuracak dedi. Çağır gelsin dedim. Allah'ın verdiği canı Allah mühlet kıldığı zaman kendisi alır. Dedim çağır gelsin. Geldi adam böyle mafya bir adam böyle girdi içeriye. Dedim beni vuracakmışsın. Gel dedim içeri bir kahve içelim sonra vurursun dedim. Bir saat o da karısının dırdırınla geldi seansa ama katılmayacaktı. Fakat bunlar karıyla yani karısıyla Bülent odada ne konuşuyorlar dinlemek için yanımıza oturdu. Ben eşiyle konuştum bir saat geçti. Kalktı ayağa adam böyle. Hoca be dedi. Sen nere ben ora dedi bundan sonra. Ankara seminerindeyim. Salonda orası da çok kalabalık. Bin kusur insan var. Bir bayan kalktı böyle ortalardan yukarıya. Mikrofonu aldı dedi ki sizden dedi özür diliyorum dedi. Dedim niye benden özür diliyorsunuz? Buraya gelmeden önce dedi sizi yargıladım dedi. Ama şimdi özür diliyorum dedi. Dedim aldım elime mikrofonu ben sizden özür diliyorum dedim bayana. Demek ki halen daha yargıladığım birileri var ki siz bana bunu hatırlattınız. Bütün bakış açısı burada arkadaşlar. Karşımda yalan söyleyen biri varsa yıllardır kendime yalan söylediğim içindir. Beni erteleyen, öteleyen bir eş varsa, bana vakit ayırmayan biri varsa kendime aynısını yapıyorum. Diyorsun ki eşim beni fark etmiyor. Fark etmez çünkü sen kendini aynada görmüyorsun ki ben buradayım demiyorsun ki. Aynada bak kendine ben varım de var enerjisi yarat. Var enerjisi yaratırsan varlık içinde olursun. Ne diyor Rabbim sen nere bir adım atarsan ben arkasından 10 adım attırırım diyor sana. Nere bir adım atarsan oraya 10 adım gidersin iyi ya da kötü seçim sana ait. Ama ben seni götürüyorum diyor. Ben varım. Aa Bülent buradaymış. Şimdi var olduğumu kabul ediyorum. Eskiden var olduğumu kabul etmiyordum. Şimdi ediyorum. Ben varım. Sen de iyi ki varsın canım benim. İstanbul seminerinde şu an çok ünlü bir ses sanatçısı geldi. Semineri dinledi, notlar aldı ve ya hocam dedi, insanların hepsi sana gelip diyor ki seni seviyorum. Nasıl yaptın bunu? Herkes karşısındakini sever. Karşındakini sevmek kolay bir şey. Karşıda sevgiyi yaratmak kolay bir şey. Ama bu tek bacaklı bir köprü gibidir. Sevgi sadece orada var, sende yok.
Bir köprü iki bacaklıdır. Sevgi benden doğar bir bacağı, oraya gider köprünün iki bacağı. O zaman sağlam bir sevgidir bu. Ben kendimi sevmiyorsam da onu sevdiğimi söylüyorum. Böyle bir sevgi yok. İnsanları gerçekten sevebilmen için dedim kendisine. Kendini gerçekten sevip saygı duyman gerekiyor ki sevgi çıksın ve oraya doğru gitsin. Eğer ben kendime öfkeliysem karşı tarafa sadece ilgi verebilirim ya da onu pohpohlarım, harikasın, süpersin. Bu işe yaramaz. Artık insanlar bunu da yemiyor. O zaman sevgi köprüsünün birinci bacağı benim, ikinci bacağı sizsiniz. Ve daha önemlisi, ne zaman ki fark ettim, aslında hayatımdaki herkes ben. Ben de herkes. Yani birik arkadaşlar. Hepimiz birik, tekik. Hepimiz nasıl bilgisayarlar, laptoplar, giriyorsun Facebook'a, orada herkes bir duvarda. Birik. Aslında hepimiz bir bilgisayarık ve bir network'e bağlıyık. Şimdi, size bir soru. Bu odada herkesin bir cep telefonu var mı? Var. Şu an cep telefonlarınızı atsanız çeker mi? Çeker. Güzel. İstediğiniz kişiyi ararsanız ve bulursunuz. Doğru mu? Güzel. Yani bu alanda cep telefonu sinyali var. Hangi şartlarda biz konuşamayız? Telefon kapalıysa, pili bittiyse, anteni kırıksa. Doğru mu? Kapalıysa, yani çalışmıyorsa, anteni kırıksa ya da pili bittiyse, yani şarjı %0'a geldiyse. Güzel. Rabbim aslında her yerde, ama bizim telefon kapalı olduğu için dualarımız duyulmuyor. Ama Rabbim her yerde. Benim şu an vücudumdan, buradaki GSM şirketinin sinyalleri vücudumdan dahi geçiyor. İçimde dahi var ama ben kapandım. Ben kapattım kendimi. Hayata küstüm, telefonu kapattım. Kendim için hiçbir şey yapmadığım için pil bitti. Ya da kırıldım birine, anteni kırdım. Ama Rabbim her yerde arkadaşlar, ben kapattım kendimi. Büyük şirketleri aradığın zaman karşına bir robot çıkar. İşte muhasebe için biri tıkla, satın alma için ikiyi tıkla, onun için üçü tıkla, bir robot IVR gelir karşına. Doğru mu? Kalbinizde şöyle bir seçenek yok. Çocuğum için biri tıkla açılsın, kaynanam için ikiyi tıkla kapansın. Bu kalp ya açıktır herkese ya da kapalıdır. Eğer biri derse ki ben çocuğumu çok seviyorum, ona sorduğum ilk soru şu: hayatında affedemediğin biri var mı? Kapattın. Ama ben çocuğumu seviyorum. Seviyorsun, sevmiyorsun demiyorum. Barajın kapakları kapalı. Su içeride dönüyor. Aç, sulansın bahçe. Güvenemiyorsun tekrar sevmeye. Güven. Daha önce neden kalbimiz kırıldı? Çünkü beklentili sevdik. Beklentili sevdik. Fedakar sevdik. Feda artı kar. Feda et, kar yap. Feda artı kar. Fedakar. Karlı bir iş eskiden. Şimdi o sektör de kapandı artık. Fedakar insanlar hasta oluyor. O sektörü de kapatıyorlar. Feda kar sektörünü. Bir kere dua ettim. Allah'ım ne olur dedim, beni fedakar insanlardan koru. Fedakar insan hayatına hızla gelir. Senin için her şey yapar. Kendini feda eder. Seni kurtarmaya çalışır. Takdir görmezse, istediğini alamazsa. Ya kendini yok eder, hasta eder. Sonra kendi kendine baktırtır. Ya da seni herkese kötüler ya da senin canına okur, fark etmez. Biz hayatımızı genelde paylaşırken
dinleneceğimiz bir dal ararız. Yaslanırsın, derse ki adamın maddi durumu iyi, evlenelim. Evlendin, adam senin dışında herkese para saçar, sana zırhını koklatmaz. Bu bir sınavdır. Bir insana hangi amaçla yaklaşırsan, senin bilinçaltın telepatik olarak onu, o da seni duyarsınız. Az önce öne geri hissettiniz mi? Karşındaki kişi senin artık ona ne amaçla yaklaştığını biliyor. İstediğin kadar numara yap. İnsanoğlu uyanıyor arkadaşlar. 5 sene önce televizyona çıktım da ne zaman ki dedim kullar arasından perde kalkacak, kıyamet o zaman kopacak. 5 sene önce dedim ki şu an düşüncelerinizi eşin, çocuğun, anne baban, arkadaşların duysa ne yaparsın? Kaçarım dedim. Şu an hepiniz melek gibisiniz çoğunuz ama içinizden yargılamadığımız yok. Lütfen düşüncelerinizi arındırın. Çünkü 5 sene önce biz bunu söylediğimizde şu an artık insanlar hissetme moduna geçtiler. 2000'den sonra doğan çocukların çoğu duyuyor sizi. Ama sizin kafanızdaki düşünce onun kafasında da aynı anda dönüyor. Sadece o kişi bunu kendi düşüncesi sanıyor. Çocuklar Allah'tan şu an kafasındaki o karmaşanın sizin karmaşanız olduğunu farkında değiller şu an Allah'tan. Ama 3-5 sene içinde fark edecekler. Ya benim böyle bir derdim yok. Ne yapıyorsun sen? Annemle yaşadığım size çok ilginç bir olay anlatayım. 2 sene önce Hollanda'da kamptayık. Kamp yapıyoruz orada. Bizim 6 günlük kamplarımız var. O kampta, kampın 3. günü cebimde param var. Yemek yiyorum, keyfim yerinde, her şey yolunda. Parasızlık korkum patladı. Nasıl ödeyeceğim, nasıl yapacağım? Sürekli bir parasızlık korkusu var içimde. Panik oldum. Kamp bitti. 6 günü tamamladık. Annemi aradım. Anne dedim, kampı tamamladık. Nasılsın dedim. Ya nasıl olayım annem dedi. Emekli bir öğretmenim ben dedi. Devlet de emekli maaşlarını kesmişler. Bir haftadır dedi. Nasıl ödeyeceğim bunları diye düşünüyorum dedi bana. Annemin o anki duygu hali bir hafta boyunca beni salladı. O Kıbrıs'ta, ben Hollanda'dayım. 5000 kilometre var orada. Bir hafta boyunca cebimde her şeyim yolunda, depresyondayım ya. Nasıl ödeyeceğim korkusu var içimde. Korkularınız etrafınızdaki insanları yoruyor. O yüzden arının. Bakın Kur'an'da da der, tövbe edin ki dualarınız duyulsun. Başka şansınız yok. Tövbe etmek arınmaktır. Nereden? Korkulardan, nereden? Beklentilerden, nereden? Alınganlıklardan. İçsel temizlik vaktimiz geldi arkadaşlar. İçsel temizlik vaktimiz geldi. Keyfiniz yerinde mi? Düşündüklerinizin ağzınızdan çıkan her kelimeni, kafanızdan geçen her düşüncenin hayatınıza doğru giriş yapmaya başladığını fark ettiğinizde önce bir korkacaksınız. Yani korktuğunuz her şeyin başınıza geldiğini fark etmeden önce bir korkacaksınız. Korkmayın. Bir ödev verebilir miyim size? Çok zordur doldurmak dolu olan bir kabı. Burası doluysa unutkanlık başlar. Unutursun. Dünü unutursun, yakın tarihi unutursun ama 10 sene önceyi detaylı hatırlarsın, adamın ayakkabı bağının rengine kadar. Ama dün yediğin yemeği unutursun. Niye? Çünkü son birkaç yıldır depresyondasın diye hard disk doldu. Sana ekranda yazıyor. Yeni fotoğraf çekebilmek için bazı eski fotoğrafları silin diyor ekranda. Bazı eskileri silmek gerekiyor. Peki nasıl sileceğiz?
Eve gittiğinizde beyaz bir printer kağıtları var ya, A4 çizgisiz. Oturun o kağıdın üstüne bütün kırgınlıklarınızı yazın. Annem bana böyle yaptı, sevgilim böyle yaptı. Çocukken mahallede benimle alay ettiler diye hepsini madde 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 yazın. Sonra onu yırtın, atın. Evdeki çöpe değil ama. Çünkü evde meraklı biri varsa onu alır birleştirir okur. Hele de eşini şikayet ettiysen okur. Bir kasede yakabilirsiniz evi yakmadan. Küllerini tuvalete dökebilirsiniz. 21 gün. Bugün birinci gün. Yazdınız, yaktınız. Yarın ikinci gün. Yazık, yaktınız. Biz kamplarda bunu yapıyoruz. Çok enteresan bir sonuç gördük. 100 kişi, herkes bir toptan çektik. O gün herkes sıkıntısını yarım saat içinde yazdı, buruşturdu. Büyük bir mangal getirdik ve mangalda yakmaya başladık. Her kim halen daha ben affedemedim dediyse yanmadı kağıdı. Bunu videoya çektik. Diyor ki, affedemiyorum diyor, kağıdı bir daha yakıyoruz çakmakla, bir daha yakıyoruz, bir daha yakıyoruz ve kağıt sönüyor. Her kim geliyor diyor ki, hocam vallahi ben kuş gibi rahatım diyor. Yakıyorsun, vuf diye yanıyor kağıdı. Bunu evde deneyin. Birinci gün zorlanabilir kağıdın yanması. İkinci gün, altıncı, yedinci günden sonra affetmeye başladıysanız kağıdın çok daha hızlı yandığını fark edeceksiniz. Bu ödev buradaki eski hatıraları, olumsuzları en azından gönderip SD kartta biraz yer açalım hard diskte. Kibari yeni fotoğraf çektiğimizde kaydedebilecek yerimiz olsun. Tabii 21 gün aklınıza gelenleri yazıyorsunuz. Yani diyelim ki ikinci gündesin, şunu yapma. Ya Bülent, dün ne yazdıydım, zorlama. Sadece aklına gelenleri yaz. Yazdıktan sonra yakacağız. Bir nefes çalışması yapalım mı arkadaşlar? Bugüne kadar kızdığımız, yargıladığımız, ah ettiğimiz ne kadar olay varsa temizleyelim. Bir nötr yapalım kendimizi, restart yapalım makineyi. Hazır mısınız? Hoş geldiniz, hadi bakalım. Evet gençler, şimdi güçlü bir çalışma yapacağız. Hazır mısınız? Ellerimizi ovuşturuyoruz. Başınızın üstüne koyun. Sol el ve sağ el birbirine dokunmayacak. Bu dünyadaki en güçlü şifa tekniğini gösteriyorum size. Eli ovuşturuyoruz. Sol beyin lobu ve sağ beyin lobunun üstüne şöyle koyuyoruz. Sadece şunu söylüyorsunuz. İnançlı olanlar, Allah'tan gelen mucize şifa sevgiyle aksın. İnanmayanlar da mucize şifa aksın desin. Aynı şey. Sen ne yaparsan yap, gene hep Rabbine dayanıyor hepsi. Mucize şifa, Allah'tan gelen mucize şifa sevgiyle aksın deyin. Durun biraz. Kafanızın sustuğunun farkında mısınız? Şu an düşünceleriniz bomboş. Kafanızın sustuğunun farkında mısınız arkadaşlar? Düşünemiyorsunuz değil mi? Bu benim geliştirdiğim bir teknik. Bunu lütfen etrafınızdaki herkese gösterin. Çok basit. Allah'tan gelen mucize şifa sevgiyle aksın. Kafanın içindeki korkular şifalanmaya başlıyor. Endişelerin gitmeye başlıyor. Bizim atalarımız şifacıdır arkadaşlar. Bizim genlerimizde var bu şifacılık. O zaman sizde de var. Çok basit. Ovuşturuyorsun. Ağrıyan bir yerin varsa oraya koy. Ağrıyan yerine koy. Ağrıyan bir yerin varsa. Avuçlarının ısındığını hissedeceksin. Bir anda avuçların ısınacak, korkma. Şifa akmaya başladı demektir.
Aynı olun ama Allah'tan gelen mucize şifa sevgiyle aksın. Dizlerin ağrır, gözlerin ağrır, burnun ağrır, belin ağrır, boynun ağrır. Neren ağrıyorsa ağrısın. Direkt ovuştur. Çağır mucize şifayı. Koy kalbine. Benim kalbim şifalansın, kırgınlıklar gitsin de avuçlarım bir anda ısınacak. Bunu her gün 5 dakika, 10 dakika yapın. Direkt Rabbinizle bağlantıdır bu arkadaşlar. Sıcak bir enerji akacak içinize. Gözleriniz geçen gün, her geçen gün daha iyiye gidecek. Kulaklarında işitme kaybı varsa kulaklarına yap. Şeker hastası, tansiyon ya da kolesterolü olanlara bir olumlama yazdırmak istiyorum. Çok etkili bir olumlama. Aslında herkese faydası var. Sevgi damarlarımda özgürce akar. Sevgi damarlarımda özgürce akar. Bunu bir zikir gibi düşünün. Günde 50 kere, 60 kere söyleyin içinizden. Bütün hastalıklarınız, tansiyon, kolesterol hepsi dengeye gelmeye başlayacak. Sevgi damarlarımda özgürce akar. Bir de su üstüne bir şey ipucu vermek istiyorum. Cam bir bardağı su alın. Dua okuyun suya. Ya da elinize alın, niyet yapın. Bu su şifa bulsun deyin. Seni seviyorum deyin. Seni seviyorum dedikten sonra suyu için. Suya önce seni seviyorum deyin. Çünkü o su 10 dakika içinde kanınıza karışacak. Sevdiğin bir şey içeriye girecek. Biz evde yemek yaparken, burası çok önemli, endişeli ve gergin yemek yaparız, sinirliyik. Ama yemek hazırlarız, o niye bana öyle yaptı, bu bana niye böyle yaptı, bütün stresimizi yemek hazırlarız. Yani bütün stresimizi yemeğe koruruz, sonra onu çocuğun önüne koyup stresimizi ona yedirtiriz. Lütfen stresliyken hiçbir iş yapmayın, çünkü bütün stresinizi oraya aktarıyorsunuz. Keyifle yapın bir şey. Keyifle yapın ki yiyenine de keyif olsun. Evet. Hazır mısın sen de? Sor canım. Olumlamanın günü ve zamanı var mı? Var. Saat değil. Bak. Olumlamanın günü ve saatini size hissettirmemi istiyor musunuz? Şimdi örnek vereceğim. Ben hayatıma bolluğu çağırıyorum diye bir olumlama örneğin. Az önce Özlem Hanım'la bir deneme yapmıştık. İş yerinden mutsuz çıkıp evden mutsuz geliyordu ve geriye itiyordu ya. Eğer ben dua ederken öfkeliysem ya da olumlama yaparken öfkeliysem ters bir enerji çalıştırıyorum. Önemli olan aslında keyifliyken bunları başarabilmek. Dua bir enerjidir arkadaşlar, çok güçlü bir enerjidir. Dua mikrofon gibidir. Benim sesimi ta en arkaya duyurmak içindir. Benim düşüncelerim negatifse negatifi duyuracak. O yüzden tövbe edin ki dualarınız duyulsun. Yani arının ki temiz bir şey gelsin. Önce içimizdeki hesaplaşma, kırgınlık, alınganlıkları bırakmamız gerekiyor. O zaman yaptığımız her türlü çalışma, olumlama olsun, iş olsun ya da ibadet olsun, o zaman süper bir verim alırsınız. Facebook'tan özelden bana bir sürü mesaj geliyor. Hocam diyor, daha ikinci rekatta kafam karışıyor.
Ne yaptığımı unutuyorum diyor. Birçoğumuzun kafası karışıyor çünkü konsantre olamıyoruz. Neden? Çünkü burayı boşaltmadık. İşte boşaltmanın tekniklerini size söyledim. Burayı boşaltın ki her ne yapıyorsan odaklanabilesin. Odaklandığın zaman çok daha yüksek bir enerji üretiyorsun. Dahilerin bizden tek farkı, dahi sadece yaptığı işi düşünüyor. Dahi sadece yaptığı işi düşünüyor. Biz o an yemek yapıyorsun. Hükümet problemlerini düşünüyoruz, aileyi düşünüyoruz, kaynanayı düşünüyoruz, geçmişi düşünüyoruz. 50 bin dertle yapıyoruz biz işimizi. O yüzden en güzel olumlama, keyifli olduğun zamanki olumlamadır. Saati değil, keyifliyken. Evet. Bir saniye. Şimdi diyelim ki biriyle aramın düzelmesini istiyorum ya da değişmeyen, kabul etmeyen biri var karşımda, direnen biri var. Size bir şey anlatayım, çok ilginç bir durum. Sabahleyin saat 9'da seansa girdim. Karşımda bir beyefendi, inatçı, direniyor. Diyorum ki bu var sende, bu var, bu var, bu var. Hayır bende yok. Onlar suçlu. Direniyor sürekli. Bir saat boyunca direndi. Bir arpa boyu yol alamadık. Adam gitti. İkinci seans başladı. Karşımda direnen biri var. Hala daha direniyor, 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 direniyor. Bir saat hiçbir şey yapamadık. Gitti. Üçüncü seans karşıma biri geldi. Bir bayan. İnatçı. Direniyor, direniyor, direniyor. Hiçbir şey yapamadım. Gitti. Çıktım odadan ve dedim ki asistanıma şu andan itibaren akşama kadar olan tüm seansları iptal et. Niye? Çünkü gelecek olanların hepsi inatçı. Nereden biliyorsun? Bana bir şey göstermeye çalışıyorlar. Bir yerde halen daha inat ediyorum ki karşıma o tür insanlar çekiyorum. O hafta eğer benim sağlığımla ilgili endişem varsa iptal, o hafta bütün seansların hepsi sağlık problemi geliyor karşıma. O hafta eğer hayatımdaki insanla ilgili bir şüphem varsa, o hafta hayatımdaki insanla ilgili şüpheleri olan insanlar geliyor karşıma. Eğer eşinle ilgili sıkıntın varsa, nereye gidersen git, herkes eşini çekiştiriyor ya da eşine sinirli insanları buluyorsun o hafta. Bunu fark ettim de, dedim ki ben nasıl düşünüyorsam, o hafta o tür insanlar geliyor karşıma. O zaman düşüncelerimi arındırmam gerekiyor. Kendim gibi insanlar çekiyorum ya da zıttım gibi insanlar çekiyorum. Evet, şimdi başlayalım nefes çalışmasına arkadaşlar. Bu arada sizi bir fotoğraf çekebilir miyim? Ben çekeyim bu sefer de. Sizden tek ricam, şuna niyet edin. Bu resmi gören şifa bulsun. Bir el sallayabilir misiniz böyle benim için? Hadi şu gözleri bir kapatalım artık. Evet, gözlerimizi kapatıyoruz. Çocuklar istediği gibi koşup oynayabilir. Burundan yavaşça derin bir nefes alıyoruz. Amacımız bugüne kadar bilerek ya da bilmeyerek yarattığımız her türlü enerjiyi temizlemek. Niyetimiz bu. Anlaştık mı?
Gözlerimizi kapatıyoruz. Tabii. Burundan yavaşça nefes alıyoruz. Ve yavaşça nefes veriyoruz. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça nefes ver. Ve bu hayatta en sevdiğin kuş olduğunu hisset ve gökyüzünde uçmaya başla. Kanatlarını çırp ve gökyüzünde uçmaya başla. Derin bir nefes al ve yavaşça nefes ver. Ve o güzel kanatlarını özgürce çırpmaya devam et. Derin bir nefes daha al ve yavaşça nefes ver. Ve bu dünyadaki en güzel kuş olduğunu hisset ve bulutların üstünde kanatlarını özgürce çırp. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Ve artık güçlü olduğunu hisset. Dengede olduğunu. Ve sol elinin bir pençe olduğunu ve o pençeyi yavaşça kalbine doğru götür. Kaldır elini ve o pençeyi kalbine doğru götür ve kalbine yapışmış bütün kırgınlıkları oradan sök ve gökyüzünden aşağı doğru at gitsin. Artık sana ait değil. Artık sana ait değil. O kırgınlıkları sök ve at gitsin. Ve atarken şunu söyle, seni affediyorum. Seni hayatımdan gönderiyorum. Seni affediyorum. Seni özgür bırakıyorum. Ve bütün kırgınlıkları sök, at, gitsin. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al ve yavaşça nefes ver. Ve şimdi uçmaya devam et. Özgürce uçmaya devam et. Kanatlarını çırp ve daha yükseklere doğru hareket et. Derin bir nefes al. Ve şimdi daha da yükseklere doğru kanat çırpıyoruz. Daha da yükseklere. Ve şimdi derin bir nefes alın. Ve şimdi hep birlikte sevgiyle kaynağa bağlanıyoruz. Şu an kaynaktasınız. Işığın içindesiniz. Ve şimdi bütün yaşamak istediğiniz hayatı dileyin. Arzu ettiğiniz bütün güzellikleri dileyin. Derin bir nefes al. Ve kaynaktaki huzuru hisset. Zamanın durduğunu hisset.
İçindeki huzuru hisset. Zamanın durduğunu hisset. Rahat olduğunu hisset. Derin bir nefes al ve yavaşça nefes ver. Ve bugüne kadar bilerek ya da bilmeyerek her kimi kırdıysak özür ve af dileriz. Her kim bizi kırmışsa onları da affediyoruz. Hakkımızı helal ediyoruz. Lütfen siz de hakkınızı bize helal edin. Bugün helalleşmeyi seçiyorum. Affediyorum, bağışlıyorum, özgür bırakıyorum. Ben sevmeyi hak ediyorum. Sevilmeyi hak ediyorum. Ben yeterliyim. Ben değerliyim. Ben sevgiyim. İnsanlar ne derse desin, bu benim değerimi değiştirmez. İnsanlar ne derse desin, ben her zaman sevgiyim. Derin bir nefes al ve nefes ver. Derin bir nefes al ve nefes ver. Ve şimdi hep birlikte yüksek sesle tekrarlıyoruz. Ben yaratılıştan bugüne bilerek ya da bilmeyerek herhangi bir zerreye zarar verdiysem özür ve af dilerim. Lütfen hakkınızı bana helal edin. Yaratılıştan bugüne herhangi bir zerre bana zarar verdiyse ben de onu affediyorum ve hakkımı helal ediyorum. Atalarımdan bana gelen tüm olumsuz bağları iptal ediyorum. Atalarımdan bana gelen hayrıma olmayan tüm bağları kendi iyiliğim için ve soyumun iyiliği için bugün burada kesiyorum. Ve ben ve soyum yeni bir başlangıç yapıyoruz. Sevgi olmayı seçiyoruz. Hoşgörüyü seçiyoruz. Huzuru seçiyoruz. Bolluğu seçiyoruz. Ben kendimi affettim. Herkesi affettim. Kendimi affettim. Herkesi affettim. Helal olsun. Derin bir nefes al. Güçlü bir helal olsun. Helal olsun. Derin bir nefes daha al. Güçlü bir helal olsun. Bir daha, üçüncü kez nefes al. Herkese hakkımız helal olsun. Ve nefes almaya devam ediyoruz. Ve o güzel kuş uçmaya devam etsin. O güzel kuş uçmaya devam etsin. Derin bir nefes al ve nefes ver. Derin bir nefes daha al ve nefes ver. Sahip olduğum her şeye şükrediyorum. Daha iyisine de şükrediyorum. Şu anda itibaren insanları yargılamaktan, suçlamaktan, eleştirmekten vazgeçiyorum.
Derin bir nefes al. Oh be. Derin bir nefes al. Oh be. Derin bir nefes daha al. Oh be. İyi ki varım. İyi ki bu dünyadayım. İyi ki varım. İyi ki bu dünyadayım. Şükürler olsun. Derin bir nefes al. Güçlü bir. Oh be. Daha güçlü. Doldu, 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 doldu. Oh be. İyi ki varım. Üç derin nefes daha alıp verip gözlerimizi yavaşça açıyoruz, huzurlu bir şekilde. Şimdi sizinle arkadaşça konuşmak istiyorum. Hepimizin sıkıntıları var. Sıkıntısız insan yok. Dört tane sınavı var insanların. Sağlık, cesaret, para, ilişkiler. Muhakkak bu dördünden birinde sınavdasınız. Sağlık, cesaret, para, ilişkiler. Şanslı olanlar dördünden birden sınavdan dibe vurmuş durumda olanlar. Bir top dibe vurduğu zaman zıplar arkadaşlar. Ben direnmeyi bıraktım. İnatçılığımı bıraktım. İnsanları olduğu gibi kabule geçtim. Eskiden son sözü lazım ben söyleyeyimdi, şimdi önemli değil. Lazım o tartışmadan haklı çıkmam gerekirdi eskiden, şimdi önemli değil. Şunu fark ettim. Bir futbol maçı, A takımı ve B takımı maç yapıyor ve maçı biri kazanıyor. A takımı kazanıyor. A takımının kazandığı, yani maç bitti ve tek bir sonuç var. A takımın kazandığı bir sonuç, tek sonuç. Ama farklı bakış açıları var. A takımının insanları mutlu. B takımının insanları üzgün. C takımı bizim maçımız değildi. D giriş kişileri de ben futbol izlemiyorum, ilgilenmiyorum. Bir sonuç, dört farklı bakış açısı. Herkes benim takımımı tutmak zorunda değil bu hayatta. Hayatınızdaki kişinin diğer takımdan olabileceğini de kabullenin. Bir gün kızım geldi, morali bozuk. Neyin var babam dedim. Maçı dedi, kaybettik dedi. Biz dedi bugüne kadar dedi hiç dedi maç kaybetmediydik. Sen gelsene benim yanıma. Gel buraya.
Gel. Seni sihirli bir şapkaya sokup tavşan diye çıkartacağım. Sen gel buraya. Şu turuncu çanta var ya, tam oraya önüme otur sen. Sana birazdan sihirli bir numara göstereceğim. O zaman bak, oraya geç. Sana tavşan numarasını göstereceğim. Hazır mısın? Gözlerini benden ayırma. Yanındaki şu iki bayana bakarak ol. Onlar da birazdan tavşana dönecek. Anlaştık? İznin var mı tavşan yapayım onları? Nein. Kızım geldi dedi ki, morali bozuk. Her insana ulaşma formülü farklıdır arkadaşlar. Tek bir formülle 100 kişiye ulaşamazsın. Kimisine çantadan, şapkadan tavşan çıkartman gerek. Şimdi kızıma onun anlayacağı bir şekilde örnek vermem gerekiyor. Peki babam dedim. Bugüne kadar kaç maç yaptınız? 6 maç yaptık baba, bu 7.'si. Ama hiç kaybetmedik ki diyor. Güzel. Peki dedim ona. Birinci maçı kazandığınızda ve eve geldiğinizde sen nasıldın dedim. Mutlu. Takım arkadaşların mutlu. Peki dedim. Diğer takımdaki çocuklar üzgün gittiler galiba dedi evlerine. Peki dedim, siz ikinci maçı kazandınız dedim. Evine nasıl geldin? Tabii ki mutlu geldim dedi. Diğer takım arkadaşların, baba dedi, onlar da tabii ki mutlu dedi. İnsan dedi, kazandı niye üzülsün ki? Peki dedim, diğer takımdaki çocuklar dedim evlerine nasıl gitti? Üzgün. Üçüncü örneğe geldim de, baba dedi, izin ver onlar da kazansın dedi. Hayatınızda hep haklı çıkmaya çalışmayın. Hep maçı kazanmaya çalışmayın. Bırakın başkaları da kendi alanlarında yapmak istediklerini yapsınlar. Bu dönem hakikaten çocuklar iyi ders veriyorlar bize. Kristal çocuklar iyi ders veriyorlar. Çocuklarla ilgili evreninilahidili.com sayfamızda çocuklarla ilgili bir yazı var. 8 bölüm, çok uzun bir yazı. Ne olur okuyun arkadaşlar onu. Neyle yüz yüze olduğunuzu anlayın. Başka bir formül var karşınızda. Bir gün evdeyiz. Annemle babamın düğün fotoğrafı. 70'lerden. Annem Türkan Şoray gibi, babam Kadir İnanır gibi, yakışıklı ve güzel iki insan. Halen daha öyle, anneciğim. Çok enteresan, kızımla bir diyalog yaşadım. Çok enteresan. Babacığım dedim, baksana dedim, benim, kızım, ben, yani bir üst kuşak. Baksana dedim, ne kadar güzel anne babam varmış benim dedim. Hakikaten dedi, çok güzel ama dedi, benim babam dedi, güzel değil. Beni söylüyor. Şimdi normalde buna bozulmak lazım. Döndüm cevap verdim, o senin sorunun. Nasıl yani dedi. Bak dedim, benim hayata bakış açım. Ben güzel bir anneye sahibim, güzel bir babaya sahibim. O yüzden kendimi şanslı hissediyorum. Eğer sen dedim, bak annen güzel ama beni beğenmiyorsan o senin sorunun dedim. Yarın dedim, orada burada dedim, düşüneceksin benim çirkin bir babam var diye ama ben öyle düşünmüyorum dedim. Benim dedim, çok yakışıklı bir babam var. Durdu böyle, baktı bana tekrar bir alıcı gözle. Baba dedi, sen de fena değilsin ha dedi. Şimdi durumu kurtarmaya çalışıyor kendince. Çocuklarla iletişim kurmak çok önemli arkadaşlar. Oyun oynayacaksınız, bozulmayacaksınız. Bir gün kızım bana geldi dedi ki,
Baba dedi, hakikaten dedi, bazen dedi bir maymuna benziyorsun dedi. Ben hep şakalar yaparım böyle. Normalde bozulmam lazım. Ben sana dedim yapacağımı bilirim dedim içimden. Gel dedim seninle bir oyun oynayalım. Oynayalım dedi. Geçti karşıma. Bir kuzunun dedim yavrusunun ismi nedir? Kuzucuk. Peki dedim bir kedinin dedim yavrusunun adı nedir? Kedicik. Peki dedim maymunun yavrusu ne oluyor dedim kendisine. Baba dedi ben maymunum. Oyun oynayın. Biz hemen bozuluyoruz arkadaşlar. Bir laf işittik mi işimize gelmeyen. Hemen yelkenler düşüyor aşağı. Düşmesin. Oyuna devam edin. Oyuna devam edin. Oyun kurun. Oyun kurun. Tepki vererek hiçbir yere gidemiyoruz. Nasıl gittik bowling'e? Dayak yedik geldik. Yani maçtı kaybettik. Önemli değil. Şu an hafızamda dönüp bakıyorum son 30 yılıma. Babamla ve annemle yaşadığım güzel anlar duruyor burada. Ama biz şimdi hayatımızdaki herkesi öteleyerek para kazanmaya çalışıyoruz. Gece gündüz çalışmaya çalışıyoruz. Çalışmazsam bu gemi yürümez. Her şeyi kontrol etmeye çalışıyorum. Dikkat edin, kontrol etmeye çalıştığınız her şey kontrolden çıktı. Çünkü ilahi sistemde tek kontrol Yaradan'a aittir, size ait değil. Biz sadece nehirde gideriz arkadaşlar. Yüzme biliyorsan, yani düşünce tekniğini kullanabiliyorsan sola yüzebiliyorsun, sağa yüzebiliyorsun. Ama gidiş orası. Denize çıkacaksın. Yüzme bilmeyen de sola sağa vura vura gidiyor. Yüzme bilmemek de düşüncelerinizi kullanmamaktır. Ama o nehirde akıyoruz hep birlikte. Şimdi sadece çocuklarla değil oyun oynamak. Anne, baba, nene, dedeyle de oyun oynayın. Sonuçta sen de onların torunusun. Ve şunu yapın. Bir kişiyle konuşmadan önce, o kişiyle konuşmadan önce içinizdeki duygu haline bir bakın. Hesaplaşma mı? Laf sokma mı? Gönül alma mı? Yoksa ondan sipariş mi vereceksin, bir şey koparmaya mı çalışıyorsun? Buna bir bak. Koşulsuz hoşgörüyle yaklaşmadığın sürece karşı taraftan sana her zaman bir tepki geliyor. Buna bir dikkat edin, enerjinize. Ne gönderirsen sana geri geliyor. Şimdi bir örnek vereyim size. Siz de alabilir miyim böyle? İsminiz? Arzu. Arzu Hanım'la şimdi size bir şey göstereceğim. Hazır mısınız? Şimdi diyelim ki Arzu Hanım benim şirkette patron, yani genel müdür. Ben de onun yardımcısıyım. Aynı şirkette. Ya da iş arkadaşı, fark etmez. Ama aynı şirketteyiz. Şimdi elini yumruk yap. Şöyle yumruk yap. Beni kendi tarafına geçirmeyeceksin, tamam mı? Burası da denge çizgisi olsun. Şimdi enerji boyutunda şunu söylüyorum. İçimden. Şu Arzu, geçirtme beni o tarafa. İttir, ittir beni, ittir. Şu Arzu Hanım iyi bir genel müdür değil. Onun yerinde ben olsaydım bu şirketi kral gibi yönetirdim. O ne anlıyor ki bu işlerden? Bu işi bilen benim. Ona zaten gereksiz yere daha fazla maaş veriyorlar. En iyi benim ya da neyse. Şimdi ben içimden olduğum ortamda herhangi bir insana içsel tepki gönderiyorsam dışsal olarak ya benim dedikodumu yapacak ya benim kuyumu kazacak ya da bana kötü davranacak. Dönüş çark. Yargı dışsal yargı. Dedikodu dışsal dedikodu. Şunu fark ettim hayatımda. Teşekkür ederim canım benim. Şunu fark ettim. Bir bayan geliyor bana diyor ki kocam bana bağırıyor. Durup durduk yerde mi? Hakikaten durup durduk yerde bana bağırıyor.
O zaman dedim onu akıl hastanesine götür. Bir insan durup durduk yerde bağırmaz. Birini onu fitlemesi lazım. Dürtmesi lazım ki bağırsın. Nasıl yani? Eşin eve gelmeden önce ne düşünüyorsun? Nerede kaldı bu adam? Allah bilir yine arkadaşlarla beraber. Zaten beni sevseydi evine vaktinde gelirdi. İçinden ona sürekli kızıyor musun dedim. Kızıyor muyum? Adama bazen beddua bile diyorum dedi. Sen içinden eşine kimse duymadan içinden ne gönderirsen o da dışından sana geri veriyor. Rahat ol. İçinden ne gönderiyorsan dışından geliyor. Biraz düşündürebildim mi sizi? Sizden en büyük ricam, lütfen bu bilgilerin yayılmasında yardımcı olun. Tekrar söylüyorum, herhangi bir siyasi partiye, herhangi bir ülkeye, herhangi bir tarikata veya cemaate bağlı değilim. Tamamına saygı duyuyorum. Bakın, tamamına saygı duyuyorum. Herkesin yaptığı çalışmayı takdir ediyorum. Hiçbir şeyin karşısında değilim. Takdir ediyorum. Benim sadece ricam, her neredeyseniz, her ne yapıyorsanız kalbinizi artık rahatlatın. Burası sevgiyle atmayı hak ediyor. Bütün işin özeti burada arkadaşlar. Her nasıl ibadet ediyorsan, hangi dindensen, ne yapıyorsan, aynaya kalktığında bak ve kendine bir teşekkür et. Kendine değer ver. Ondan sonra ne istiyorsan yap. Ve hayatını helal yoldan yaşadığın sürece hiç kimse sana hiçbir şey diyemez. Alınıyorsan eğer, onlara inandığın için diyor. Kendi şehrinizde böyle organize olursanız memnuniyetle gelirik. Ticari hiçbir beklentimiz yoktur. Benim sizden tek ricam, dediğim gibi, videoları veya yazıları paylaşabildiğiniz kadar paylaşın arkadaşlar. Adım Hıdır, elimden gelen budur.